Efendim herkese iyi geceler, En Sıra Dışı'na hoş geldiniz. En Sıra Dışı'nda bu gece Madrid'teki zirveyi konuşacağız. Sıcağı sıcağına konuşacağız ama sıcağı sıcağına derken şunu kastediyorum. Hasan Öztürk Madrid'deydi. Birazdan yerinde olacak. Gafar Yakınca bizlerle. Gafar Yakınca hoş geldiniz. Madrid zirvesinin perde arkasını konuşacağız. Enine boyuna konuşacağız ama şunu söyleyeyim. Gafar Yakınca, bu ülkede ruh hastaları var. Var. Da ki hangisini kastediyorsun? Yahu mesela şöyle. Önce daha ortada bir şey yokken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği olamaz dediler. Tabii eş zamanlı olarak Erdoğan da çok yüksek perdeden teröre veren, bu destek veren bu ülkenin, iki ülkenin NATO'ya kabulüne biz karşıyız dedi. Bu sefer başladılar. Türkiye hep kavga ediyor. Diplomaside çözülsün bu yollar falan. Diplomasi yoluyla. Sonra diplomasi yoluyla oturuldu masaya. Bütün dünya medyası Türkiye istediğini aldı. Türkiye zafer kazandı derken bu sefer bu ruh hastaları niye anlaşıldı diye, niye anlaşma yapıldı diye sağda solda konuşuyorlar. Muhalefet. Bir şey olmadı diyen var, acımadı ki diyen var. Yani ilkeyle muhalefet yapanlar bir yana, yani sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapanlar, evet, ya da tersini söylemek için, o tabii şimdi, ister istemez çok tuhaf bir görüntü oluşturuyor. Şimdi şu, bu işe başından beri ontolojik evet, olarak, evet diyenler vardı. Ontolojik daha olarak karşı çıkanlar, ha, eyvallah, burada sıkıntı yok. Evet. Mesela benim bir yönüm, şimdi Hasan Öztürk'e soracağız onu. Tamam, bir anlaşmaya varıldı, imzalandı. Ya bunlar uymazsa? Kafamda bir sürü soru işareti var benim. Bir sürü soru işaretim var. Çünkü bunların hani cibiliyeti belli. Ben onu yazıyorum. Ben ikaz ediyorum. Benim tahminim uymayacakları yönde. Konuşuruz. O itirazın... Tahminim o yönde. Ama yani itirazın, niyet benim okuyarak iş yapılmaz. Benim o itiraza değil. Tabii. Benim eleştirim, ya 5 dakikada bir fikir değiştirip... Ünal Çeviköz'e. Mesela. Adını verelim biz ona. Maalesef. İşte Azerbaycan'a... Adını verelim anlaşılsın. Kimse üstüne alınmasın yani. Yalım Eralp'e mesela. Mesela. O yüzden evet, Türkiye zaferle dönüyor ama benim kafamda hala soru işaretleri var. Tartışalım bence, insanların bunun da var sebebi, konuşmakta fayda. Bunun sebebi var. Şu. Ya işte anlam planı meselesi ortada. PKK terör örgütü bu iki ülke NATO'ya girecek. Yani şöyle mi olacak? Sadece bu ülke, iki ülke FETÖ'yü ve PKK'yı terör örgütü kabul edecek ve mücadeleye destek verecek. Amerika ne yapacak? 50 bin tır dolusu silah verecek PKK'ya. FETÖ'nün elebaşının elinde tutacak falan filan. Ama bunlar merhale merhale, aşama aşama tüm detaylarını konuşuruz biraz. Bence biz doğru analiz edersek, yani riskleriyle ve getirileriyle beraber biraz, yani vatandaşın da zihni açılsın istiyor. İnsanlar da bulanık noktalar ortadan kalksın istiyor. Yani mutlaka detaylı konuşuruz. Özetle yani diplomatik anlamda olumlu, ileri doğru bir hamle. Sonuçları ne olur, ne gibi ihtimaller doğuruyor, şimdi, onları da konuşuruz. Bir de üstüne üstlük bir de Madrid'den gelen birisi var. Yani evet. Şimdi gördüğümüz fotoğrafta sıkıntı yok. Ama biz bunların cibiliyetini biliyoruz. Yani işte bir de dünya da çok değişiyor Turgay Güler. O da var. Yani dünya, hani şöyle düşün, bundan bir yıl önceki dünya ile bugünkü dünya aynı değil. Bir yıl sonraki de aynı olmayacak. Yani onları da, belki onları da düşünmek peki lazım. O halde bir küçük mola verelim. Siz de çaylarınızı alın, ekran başına geçin, ekran karşısına geçin. Ve biz az sonra burada olalım ki reklam aradan çıkarmış olalım ve kesintisiz devam edelim. Küçük bir ara. Efendim yeniden birlikteyiz ve En Sıra Dışı başlıyor. Hasan Öztürk de geldi, ayağının tozuyla geldi. Sıcağı sıcağına bir takım bilgileri alacağız kendisinden. Sorularımız var, yönelteceğiz. Kafamızın karışık olduğu... şüphelerimizin olduğu hususları Hasan Öztürk'e soracağız. Açık açık soracağız. Ama şunu söyleyeyim. Dünya medyasına baktığımız zaman gördüğümüz şu, dünya medyasında da Erdoğan Madrid'den eve zaferle dönüyor başlıklarını görüyoruz. Çok rahatsız olanları görüyoruz. Erdoğan istediğini aldı başlıklarını görüyoruz. Onların da detaylarını vereceğiz. Hasan Öztürk'e şöyle bir soru sorayım. Tabii bu maddeleri falan
Salı günü işledik. Bu maddeleri konuştuk. Dün konuştuk, bugün konuştuk. Bu maddelerin ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin çekincelerini, Türkiye'nin taleplerini, Türkiye'nin yaklaşımını biliyoruz. Ve bunların hepsine evet dediler. İsveç'i karıştırdı bu durum. Finlandiya'yı o kadar değil herhalde ama özellikle İsveç'i karıştırdı bu durum. Tüm bunları konuşacağız. Hasan Öztürk, Madrid'de ne oldu? Bizi ilgilendiren kısmıyla. Madrid'de biz hani Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeliğine itiraz edecektik. Evet, güzel. Bizi ilgilendiren iki şey oldu. Bunlardan birisi Finlandiya ve İsveç'le ilgili müracaatlarının önündeki engeli kaldıracak olan muhtırayı imzaladık. Finlandiya, İsveç ve Türkiye olarak. Bizi ilgilendiren kısım bu, bir. İkinci kısmı, ben açıkçası oraya daha çok odaklanma taraftarıyım ama önce Finlandiya'yı konuşalım. İkinci kısmı, 2010'dan bu yana ilk defa NATO strateji konsepti değişti. 2015 yılında dışarıdan ortak kabul edilen Rusya bu sefer birincil tehdit olarak strateji belgesine girdi. Buna Çin de dahil edildi. Bu beni daha çok ilgilendiriyor. Orayla ilgili kanaatlerim var ama senin özellikle sorduğun soruda, yani birinci bölümde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın kabul edilmesi için yapılan çağrıya koyduğu tahdidi ya da engeli nasıl kaldırdı? Sorun aramamız gereken cevap bu, doğru. O zaman biz Madrid zirvesinin öncesine gitmemiz gerekiyor. Madrid zirvesinin öncesinde hem Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem de Sözcü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Sözcü İbrahim Kalın birçok temasta bulunmuştu. En son İbrahim Kalın Brüksel'e gitmişti ve Brüksel'den Madrid'e geçmişti. Bunu niye anlatıyorum? Diplomaside her şey tamamdı. Bir tek konu vardı. Asıl bizim kabul etmediğimiz ve onların kabul etmesi halinde evet diyebileceğimiz hususta PKK eşittir PYD-YPG ya da PYD-YPG eşittir PKK ifadesinin NATO belgesi olarak o muhtıraya girmesiydi. Bunu kabul ettiler. Yani bu ama bunu şöyle NATO belgesi olarak imzalanan ve NATO'nun en üst belgelerinden biri olarak PKK, PYD, YPG ve türevleri artı FETÖ terör örgütü olarak listeye girdi. Terör örgütü demiyor belgede. Yani. Ne diyor? Örgütler diyor. PKK'ya terör örgütü diyor. Diğerlerine örgütler diyor. PKK... Yani Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı tercümeden söylüyor. Hayır. Peki PKK ve PYD mi diyor? Ne diyor orada? Bende de var. Siz peki devam ederken ben tabii de açayım. Tabii, açın. Ben lütfen. Cumhurbaşkanlığı'nın bir şimdi, şeyini açayım. Şimdi bu üst düzey, mesela FETÖ için ne diyor? Bende de var metin, ben de okurum. Şimdi bunların şöyle diyor: PYD, YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır diyor. Evet. Dördüncü maddede. Beşinci maddede PKK'nın yasaklanmış terör örgütü olduğunu teyit eder diyor. Mesela orada şuna itiraz var. Ayrı lafız Türkiye'de olarak Türkiye'de FETÖ yani olarak tanımlanan ifadesine itiraz var. Tamam, ben bunlara cevap herhalde veririm ama bir devam İsveç, edeyim. Finlandiya kendi işlerine gelecek bir şey yapmaya çalışmış. O pazar biraz orada olmuş. O zaman şöyle ev ödevlerine bakmak gerekiyor. Yani daha başka... Yok, ben sadece o lafızla ilgili konuyu... Yok, daha başka ödev verdik mi vermedik mi diye bakmak tabii lazım. Yani. İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına dönüp bakmak lazım. Terör örgütü denmiş mi denmemiş mi ona bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünün elemanları olarak Türkiye'nin tespit ettiği ve istediği 73 tane kişinin hangi örgüt adına
faaliyet yaptıkları ve niye istendiklerine bakmak gerekiyor. Tabii, ben sizin insicamınızı bozmayayım. Yok, yani yok, yok, detay bak, bir hayır, hayır, ben anladım. Bakmak gerekiyor. Ama şöyle olursa bu işi tepe takla aşağı indirmiş oluruz. Yani PKK'nın terör örgütü olduğu tescillendi ama ne FETÖ'nün ne PYD'nin terör örgütü olarak anılmadı, tescillenmedi diye bir perspektifle bakacaksak yanlış yaparız. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu mutabakat, muhtıra metnine girdi. Muhtıra metni imzalanmamış olsaydı çağrı yapılmayacaktı İsveç ve Finlandiya'ya. İmzalandı ve çağrı yapıldı. Buradaki kritik noktada PYD'nin PKK ile aynı şey olduğu tescillenmiş oluyor. Bu benim ifadem değil, bana ait bir ifade değil. Bu bürokrasisinden siyasetçisine kadar devletin tüm muhatapların, oradaki muhataplarına söyledikleri cümle olarak söylüyor. Bu Türkiye'nin temel tezi bu zaten. Ama bir şey daha söyleyeyim. Ama biz buradan giderken çok önemli bir, çok üst düzey bir devlet adamımız Esenboğa'da şöyle bir cümle kurmuştu. Yani birkaç arkadaşla bir sohbet ederken. Biz dedi PKK'yı anlattığımız kadar PYD'yi muhataplarımıza doğru anlatmıyorduk. Son zamanlarda bunu yaptık. Mesela daha henüz bu şey imzalanmamıştı. Şimdi dikkat ederseniz burada hep bu masada konuştuk. Biz Amerika'nın PKK'lı elebaşlarına ödül koyduğunu ama PYD'liler de silahla donattığını, işte efendim komutan olarak ağırladıklarından bahsetmiştik. Şimdi buraya da bir atıftır aslında o. Yani biz PKK eşittir PYD eşittir YPG meselesinde kendi ödevimizi de eksik yapmışız bugüne kadar. Onu şu anda devlet onu çalışmış. Son biz mesela son bir ayda özellikle yani anlatılıyordu ama son bir ayda özellikle buna çalışılmış. Ve liderler zirvesinde konuştuğunda bir video yayınladık. O arkadaşlar ben onu göndermiştim. Onu da yayınlayalım isterseniz. Yani bütün liderlere gösterdiği bir video var. Terör örgütünün yaptıkları ile ilgili. İki, PKK PYD diye iz düşümü olarak kocaman bir kitap getirmiştim ama ben herhalde arabada kaldı. Kitapçık bütün muhataplara takdim edildi. PKK, bakın yani PKK iz düşümü olarak PYD yazıyor. Kitabın kapağı bu ve hepsi anlatır İngilizce. Sonra flash belleklere bütün liderlere bu sunuldu. Ve bundan önce de biraz önce 3 isim saydım ben. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İbrahim Kalın hepsini saydım. Onlar da gidip muhataplarına bunları anlatmışlar. Ve böylece bir şey geldi. Hani hatırlarsanız o zirve öncesi gittiğimizde toplantı başladı. Sonra toplantı bitmiş gibi olmuştu. Sonra devam etti. 2 saat sürdü. Çünkü öyle kolay bir imzalanan bir metin değildi o metin. Yani oradaki kritik nokta da kritik nokta PKK'nın müzahiri ve aynısı olan PYD'nin metne girmiş olması. FETÖ'nün ilk defa bir NATO konseptinin içerisinde dahil olması. Yani şimdi orada ve şunu söyleyelim. Bir de şunu söyleyelim. Asansürk. FETÖ aynı Asansürk. Zamanda Gladio olduğuna göre NATO kendi örgütünü terör örgütü olarak kabul etti. Şimdi Hasan Öztürk, FETÖ'de Gladio, aslında PKK'da Gladio'dur. Şu. FETÖ öz Gladio. Öz Gladio. Tam Gladio yani FETÖ. NATO kendi kendini yazdı. Mutabakat metnine giren. Ama biz buraya takıldık kaldık, onu da söyleyeyim. Biz takılalım Hasan Öztürk. Biz kafamızdaki soru işaretlerini çözünceye kadar takılalım, patinaj çekelim, o soru işaretleri gitsin, devam edelim. Hikaye şu. FETÖ ve PKK, PYD eşittir PKK, bu mutabakat metnine girdi. Bu mutabakat metninin altında Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin imzası var. Bu şu demek diyenler var. Yani bu sadece NATO'nun işte yarın NATO'ya üye olması muhtemel, işte şeyin, bu iki ülkenin kabul ettiği ama diğer NATO üyelerinin kabul etmediği bir şey. Ney? PKK eşittir PYD ve FETÖ bir terör örgütüdür ibaresi. Tamam. Bu üçlü toplantı NATO Genel Sekreterliğinin
kolaylaştırıcı başkanlığında yapılan bir toplantı. Dörtlü yani aslında. Aslında haçtı. Dörtlü zaten. Öyle yazdı zaten. İmza yatan üç ülke. Ama NATO'nun nezaretinde yapılan bir toplantı. Bu bir. Ve o belge NATO belgesi olarak NATO'nun arşivine giren bir belge. Bakın bunları kaçırmayalım. Yok, yani soruyoruz biz. Yok yok yok, açtı. Evet. Ben de mesela ya kızmıyorum ya, merak etme. Ben anlaşalım diye anlatıyorum. Korktum. Evet, şimdi ayağının tozuyla biz. Şimdi sert bir yerden geliyoruz. Yok yok, çok daha da bunlar önemli. Senin muhalefetini de ben takip etmeye çalıştım buradan. Yani şimdi bu bir NATO belgesi. Yani bu İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında imzalanmış aradaki bir muhtıra değil. Bu muhtıra NATO Genel Sekreterinin kolaylaştırıcı liderliğinde, nezaretinde oturmuş Türk heyetiyle Finlandiya ve İsveç heyeti oturmuş, çatır 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 konuşmuşlar. Bir metin hazırlanmış ve o metin imzalanmış ve o NATO'nun arşivine NATO belgesi olarak girmiş. Şimdi bunun altını çizmekte var. Bir, iki, yapmadılar. Terör örgütü olarak kabul ettiler. Oraya geleceğim. Oraya hiç gitme. Ha. Bende sorun var. Ama devam edeyim. Çok güzel bir soru sordun. İsveç ve Finlandiya kabul ediyor ama işte PYD'yi, terör örgütü olarak FETÖ'yü, diğerlerini olacak. Diğerlerini de bağlayıcı bir metin olarak atıf yapılıyor NATO belgesi olduğu için. Yani buraya bizim konuştuğumuz tüm devlet adamlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanı da açık basın toplantısında bunu söyledi yani. Bu NATO belgesi olarak, üst düzey bir NATO belgesi olarak, NATO belgesinde artık FETÖ, PKK, PYD, YPG terör örgütü olarak kabul ediliyor diye bu cümleyi kurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Peki, şimdi İsveç özelinde, hani diyoruz ya PKK Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmaya çalışıyor. İsveç de kurmuş devleti. Yani PKK orta bir devlet kurmuş yani hali hazırda. Mesela isterlerse yarın hükümeti düşürebilirler değil mi İsveç'te? Ki muhtemelen hükümet düşecek. Düşecek. Bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Gen soru hazırlığında biliyorsunuz o İran'dan devşirilmeye giden evet. Terör örgütü elemanı. Soru şu Hasan Öztürk. Bu süreç yaşanırken işte şu kadarı istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu Türkiye bunları söylerken kıpraşmışlar mı, kıvranmışlar mı? Diretmişler mi? Direnmişler mi? Tabii ki. Yani bu bilgiyi senden alabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz yani. O metinde var. İsveç bir takım kanuni düzenlemelerden taahhüdünde bulunuyor. Hı hı. Terörle mücadele konusunda. Bu aşamaya gelinmesi öyle kolay olmadı. Yani Cumhurbaşkanımız ifadesi söylüyorum ben. Yani öyle kolay olmadı. Yani böyle kor bir şey var orada. Peki, kanun düzenlemesini nasıl yapacaklar? Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında söylediği ifadeyi tekrar hatırlatıyorum. Gerekirse? Sorun, biz terörle mücadele kanunlarımız çok sıkı. Biz teröristlere çanak tutan yaklaşımlarda değiliz. Çanak tutmamalarını bekliyoruz. Onlar da yasal düzenlemeleri yapsınlar. Şimdi bunların hepsi ev ödevi. Yani o muhtıra metni İsveç ve Finlandiya ev ödevi. Yani biz şu anda neye müsaade ettik? İsveç ve Finlandiya'nın müracaatına ya da çağrılmasına evet dedik. Peki bir soru. Bunlar olmazsa? Dur. Olmazsa sıra geleceğim oraya. Daha dur. Örnek. Sayın Cumhurbaşkanı verdi örnek. Arkadaş. Makedonya kaç yılda NATO'ya girdi. Kaç yılda? Biz bilmiyorduk. Cumhurbaşkanı ifade söylüyorum. 11 artı 9, 20 yılda dedi. Peki Makedonya'nın en son NATO'ya girebilmesinin önündeki tek engel neydi? İsmiydi. Yunanistan. İsmiydi. Yunanistan diyordu ki benim Makedonya diye bir bölgem var. Kardeşim Makedonya devletini kabul etmiyorum. İsmini değiştireceksin dedi. Ve en sonunda Yunanistan'ın kıytırık Yunanistan. Bak onu da çok söylüyorum ha. Yani 8-10 milyonluk bir Yunanistan'ın, kıytırık bir Yunanistan'ın şerhi yüzünden Makedonya ismini Kuzey Makedonya diye değiştirdi, tescilledi. Ondan sonra Yunanistan engelini kaldırdı, vetosunu kaldırdı. Öyle. Ve 11 artı 9, bu ifade bana da ait, yine Cumhurbaşkanı ifadesi, 20 yılda girebildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, biz onlara ev ödevlerini verdik. İşte imzaladık.
Kendi ifadesini söylüyorum. Yapmazlarsa veto ederiz. Ben neye taahhüt etmişsem, yerine getirmesem gelsinler, ey Erdoğan yakama yapışın desinler. Yakama yapışınlar. Erdoğan sen bize şunu söylemiştin, bununla ilgili bir gelişme olmadı diye yakama yapışınlar. Şimdi ben de diyor, bu işin takipçisiyim. Ben de 85 milyon Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. 780 bin kilometre karenin oluşan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Ben de onlara ev ödev verdim. Ödev verdim onlara. İşte imzaladılar. Yerine getirsinler. Getirmezlerse bu iş biter. Zaten şöyle diyor. Ben evet desem bile parlamento ne yapacak? En son biliyorsun parlamentonun imzalamasına kalıyor. Parlamento ediliyor. Dolayısıyla bu şu anki imzalanan muhtıra metni İsveç ve Finlandiya'ya ev ödevi niteliğinde. Benim için daha önemli olan ne? NATO'nun arşivine Türkiye'nin 40 yıldır başının belası olan PKK terör örgütü, 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkışan Gladio, FETÖ, NATO'nun envanterine terör örgütü olarak girdi arşivlerine. Peki. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, mutabakat muhtırası bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Peki, bugünkü toplantı. Bu süreç ne kadar sürecek? Bir şey söyledim bak. Makedonya 20 yılda NATO üyesi oldu diyor. 11+9 diye devam ediyor. Yani bu süreç bir yıl sonra bakılır. Olmadı bak devam eder. Olmadı reddedilir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti bu konuda çok net. Hayır. Şunu baştan beri söylüyorlar. NATO'nun genişlemesi meselesinde açık kapı politikasında Türkiye baştan beri evet diyor. Bu tartışılabilir. Yani niye öyle diyor? Yani genişlemesi Türkiye'nin lehine mi? Ne olacak? Bunlar başka bir tartışma. Ama Türkiye başından beri tavrı 70 yıldır bu NATO'da üye ve genişleme politikasına evet diyor. Burada sorun yok. Fakat evet derken de kendi terörle mücadele meselesini NATO'nun meselesi haline getiriyor. Haklı olarak getiriyor. Çünkü burada İsveç ve Finlandiya'nın ve bununla beraber tabii ki NATO'nun diğer üyelerinin PKK ve PYD'yi hatta FETÖ'ye karşı tutumlarını bildiği için de bunu bir NATO'nun meselesi haline getiriyor. Şu an Türkiye'nin yapmış olduğu şey bu. Hasan Öztürk, şu soruyu sormak istiyorum sana. Sor. Ama bana bir çay ısmarlasana. Çay, Ömer duydu onu. Şimdi bu maddelere baktığımız zaman birçoğu basit halledilebilecek işler. Mesela PKK ve uzantısıyla mücadele Türkiye ile tam işbirliği. Eyvallah, işbirliği yaparlar. Ama işte basit mi onu Gaffar Bey'e sor. Başka bir şey anlatacağım. Ben sorumu bir sorayım. Sor. Basit kısmı şu. Yarın gider Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na der ki bu terörün uzantılarına göz açtırmayacaksınız, propaganda yapmasına müsaade etmeyeceksiniz, para kaynaklarına müdahale edeceksiniz falan. Sonra 73 kişiyi de alır Türkiye'ye verir. 10 gün içerisinde, kastım şu, 10 gün içerisinde hayata geçirilebilir. Bir hafta içerisinde hayata geçirilebilir. Geçirirse Türkiye'de evet der. Soru şu. Süreci sordum ya ne kadar sürecek diye. Biz şöyle algılıyoruz. Bu Finlandiya ve İsveç'in bir acelesi var. Bir an evvel NATO'ya girmek istiyor. Böyle değil mi bu iş? Yani tamam bu konuda anlaşıldı. Müracaatları veto edilmedi. Abi bu da yıllara sari artık 20 sene sonra mı olur, 10 sene sonra mı olur? İşte Erdoğan gider, işimiz kolaylaşır falan mı derler. Yani orayı merak ediyorum. Çok ben. Güzel bir soru sordun Turgay. Ve konuya başlarken... Yalnız bir şey söyleyeyim, mütevazı olmayayım. Benim müthiş sorularım güzel. Müthiş soru sordum. Müthiş soru sordum ve bana hani herkes birinci bölümüyle ilgileniyor ama ben ikinci bölümüyle ilgileniyorum dememe tekrar atıf yapma fırsatı verdin. İkinci bölüm neydi? Yani NATO 2010'dan sonra güvenlik konseptini, strateji belgesini yeniledi. Bu belge ne demek biliyor musun şu anki? Yani 2015'te dışarıdan ortak olarak kabul ettiği Rusya'yı birincil tehdit
en tehlikeli tehdit olarak tanımladı. Yanına Çin'i de ekledi. Bu ne demek biliyor musun? Bu yeni bir soğuk savaşın adımı de. Yani Madrid zirvesinden sonra biz çok hani 90'da şey düştü, yıkıldı. Berlin duvarı yıkıldı. Demir perde. Demir perde yıkıldı. İşte efendim soğuk savaş sona erdi. Sonra Amerikan çağı başladı. Tek kutuplu dünya diyorduk. Sonra çok kutuplu dünyaya evrildik. Dediğimiz sürecin sonuna gelsin istiyorlar. Ve yeni bir çift kutuplu dünya inşa ediyorlar. Bizim burada yine konuştuğumuz hikaye. Baltık'tan Ege'ye kadar bir hat çiziyorlar. Veya Akdeniz, Rodos'a kadar bir hat çiziyorlar. Ve bu hattın sağına ve soluna ayrılmış bir dünya tarif ediyorlar bize. Bu metin, yani NATO'nun şu anki kabul ettiği strateji belgesi ve neydi? NATO Genel Sekreteri, ben bu adamın ismini telaffuz etmek istiyorum. Stoltenberg. Basın toplantısı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce, Biden'dan da önce. Yani 2-3 öncesinde o yaptı. Daha sonra İspanya Başbakanı yaptı. Sonra Biden yaptı. Sonra Cumhurbaşkanımız yaptı basın toplantısı. Ve ikisini de takip etme şansım oldu. Diyor ki NATO Genel Sekreteri, bu flash da düştü. Yani Rusya'ya efeleniyor. Rusya diyor, yani sen Baltık'taki adamları, işte İsveç ve Finlandiya'yla bir tehdit olursan sana hesabını soracağız anlamına gelen şeyler söylüyor. Sonra diyor ki biz işte Ukrayna meselesinde sen yanlış yaptın, bir günde bitirebilirsin ama biz bunda da devam edeceğiz, bunu da takip edeceğiz. Yani bunlar bu NATO zirvesinde NATO'nun konsepti yeni savaşlar demek ve daha ötesi yeni bir soğuk savaş dönemi demek. Ben şunu iddia ediyorum. O yeni bir sanal duvar örülüyor. Doğu ve Batı diyebilirsiniz. Onlar kendileri başka türlü tanımlıyorlar. Burada karşıtlık üzerinden Rusya'yı muhatap alarak da aslında Rusya'ya da başka bir şey söylüyorlar. Mesela Çin'i de işaretleyerek. Siz de orada bir şey kurun anlamı taşıyor. Yani yine çift kutuplu dünya Tamam, bunu anladım da. Yani şimdi dur. Nedir Finlandiya ve İsveç midir bu çift kutuplu dünyanın önündeki engel NATO üye olamaması? Dur. Ama güzel. Şimdi öyle değil. Ha? Güzel. Bak dur. Bu mudur engel? Dur ama. Dikkat edersen Avrupa Birliği son dönemde Batı Balkanlarla ilgili üyelik müzakere kapılarını açacağını söyledi. Bosna dahil. Çok enteresan. Çok enteresan. Yine Batı Balkanlardaki bazı ülkelerin NATO'ya alınması meselesi gündemde. Yani sadece İsveç ve Finlandiya değil. Yani burada yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor NATO'nun üzerinde. Ya bunu anlıyoruz. Burada sıkıntı yok. Şurayı anlamıyorum. Yani Finlandiya ve NATO'yu Rusya'dan korumak için... Korumak değil. Bir, Rusya'dan korumak için bu iki ülkenin NATO üyesi olması gerekmiyor. İki, bu iki ülkenin NATO üyesi olmasının ne önemi var ben hala çözebilmiş değilim. Yani bu konudaki ısrarın, yani gafara gidince sana da sormuş olayım. Yani bu konudaki ısrarı... Ukrayna'nın üye olmasının ne önemi vardı? Üyede yapmadılar bak. Aynı soru. Şimdi bak soru, benim cevabım var. Ben şunu söylüyorum. Burada bir kere şeytanlaştırdıkları Rusya'yı... Bak sana şu cümleyi hatırlatayım. Hayır, Biden şey, senin aklında bir cevap varsa bana söyle de ben o cevabı vereyim sana. Yok. Biden seçimlerden önce çıktı. Seçimden sonra da defaatle bunu tekrarladı ve dedi ki Kürtler diye kodladığı, yani PKK konusunda Erdoğan'a boyun eğmeyeceğiz. Batılı başkentler de, yani Avrupa'da bu konuda bize yardımcı olsunlar dedi. Israrla Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmakla meşgul. Şimdi öyle bir şey oldu ki, ne oldu bilmiyoruz. Öyle bir şey oldu ki Biden'ın, yani müesses Amerikan nizamının PKK konusundaki tavrı geldi Finlandiya ve İsveç meselesinde duvara tosladı. Yani bu mutabakat şu yönüyle, hani İsveç'te Finlandiya imzaladı falan diyoruz ama bu yönüyle Amerika'ya da bir gol.
Yani bu konuda boyun eğmeyeceğiz diyen... Yani onu dışarıdan takip edip Amerika'nın peş peşe yaptığı açıklamaları hatırlamakta fayda var. Beyaz Saray'ın bu toplantı sırasında, öncesinde ve sonrasında yaptıkları açıklamalar önemli. Bugün Biden'ın yaptığı F-16'ları verebiliriz, ben kongreye söyleyeceğim demesi çok farklı. Aynı parantez içe. Yani o F-16'ları verecek, biz şeyde Suriye'de onları bombalayacağız yine yani. İşte ben de onu diyorum. Yeni dünya kuruyorlar. Bu dünyanın da sanal duvarını İsveç ve Finlandiya'dan başlatıp Rodos'a kadar getiriyorlar. Ve dünyanın adını biz niye şöyle koymuyoruz ki mesela? NATO bir Haçlı Birliği'dir. NATO'nun içinde ufak tefek ülkeleri saymazsak, yani Makedonya gibi, hani şeyi, siyasi bağımsızlığı olmayan bile tartışmalı diyelim ülkeleri. Ama bu parantez, yani bu veçeyle baktığın zaman Rusya'da Haçlılar arasında. Ama işte o Haçlılarla o Haçlılar kavga halindeler. Evet. Yani Rusya'da Rusya'da kendi Haçlı Birliği'ni kuruyor. O da zaten Rusya'nın savaş konsepti aynı zamanda işte başında Dugin gibi filozofların olduğu bir şeye de dayanıyor. Bir felsefeye dayanıyor. O da bir yeni tür bir Rusçuluk akımı yani. O merkezinde de Ortodoksluk var. O da Sırbistan'ı konsolide etmeye çalışıyor. Yunanistan Sırplarına uzanmaya çalışıyor. Yani Bulgaristan'a uzanmaya çalışıyor. Rusya'nın yolu ayrı bir yol. NATO'nun yolu da şöyle baktığımızda, Türkiye'yi dışarıda tutun. Türkiye'yi saymayın. NATO bir Haçlı ittifakı. Çizgiyi de böyle çiziyor. Şimdi kendisine bir konsept çizdi önümüzdeki 10 yıl için. Çin ve Rusya'yı karşısına alıyor. Şimdi bunun neden bunu yapıyor? Çok basit bir sebebi var. Mesela Almanya'nın Çin'le ne derdi var ki? Hiçbir derdi yok. Çin'le derdi olan toplantıya biliyorsunuz Japonya, Güney Kore de çağrıldı yani. Evet, yani Çin'i kuşatma harekatı yapacak. Çin'le sıkıntısı olan Almanya, yani Japonya NATO şey değil, NATO üyesi değil. Belki de Japonya da başvuracak yakında. Ben de NATO üyesi olmak istiyorum diyecek. Çin'le problemi olan Amerika. Amerika bir şeylerinin problemi var. Ukrayna Savaşı'nın sonucu nedir? Ukrayna Savaşı'nın birinci sonucu Alman sorununun çözülmüş olması. Yani tarihte 3 defa Alman sorunu gündeme geldi. Birinci gündeme gelişi Almanya'nın birliği konusu. Bismarck'ın Alman küçük devletlerini toplaması. O zaman olumlu anlamda kullanılıyordu. Yani Almanlar kendilerine diyorlardı, Alman sorunu ne olacak? Biz ne olacağız? Tamam, birlik olacağız, biz devlet olacağız dediler. Devlet oldular. Bismarck Alman birliğini sağladı. İkinci gündeme gelişi Birinci Dünya Savaşı. Almanya Avrupa'nın taşıyamayacağı kadar büyük bir güçtü. Nüfus olarak, ekonomik olarak Avrupa onu sindirebilecek durumda değildi. Onun için savaş çıktı zaten. Savaşın sonrasında Almanya'nın sorununa çözümü şöyle buldu İngiltere ve Fransa. Almanya'yı tabir caizse kastre edeceğiz, hadım edeceğiz, yok edeceğiz. Yani Alman topraklarının 1/3'ünü alacağız. Almanya'yı çok ağır şeylere, savaş tazminatına mahkum edeceğiz. Öyle bir belini kıracağız ki ordusu bir daha Alman sorunu olmayacak dediler. Fakat o çözüm işe yaramadı. Çünkü Fransızların intikamcı hisleriyle kurulmuştu. İngilizlerin açgözlülüğü, Fransızların intikamcı hisleri. O çözüm işe yaramadı. Almanya 10-15 yıl içinde ayağa kalktı. Bir de üstüne üstlük neonazizm, faşizm diye bir şey de çıkardı içinden. Hitler gibi bir cani çıkardı. İkinci Dünya Savaşı ile Alman sorunu üçüncü kez gündeme geldi. Alman sorunu nasıl çözüldü? Amerika çözdü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Nürnberg mahkemelerini kurdu. Denazifikasyon yaptı. Almanya nedamet getirdi. Kendi suçlarından ayıklandı. Bu arada dediğiniz gibi silahsızlandı. Silah işini, savunma işini Amerika'ya teslim etti. Avrupa'nın yeni siyasetini, savaş sonrası siyasetini Amerika inşa etti. Yani Marshall planıyla müdahale eden, ki Türkiye de müdahale etmiştir. Bizim de NATO'ya dahilimiz zaten biliyorsunuz 1946 sürecidir. 46-51 süreci, sonra Kore'ye asker gönderdi, NATO'ya girişimiz. Yani bu konsol Alman sorununun çözümüydü bu aynı zamanda. Şimdi tarihte dördüncü kez Alman sorunu gündeme geldi. Ne zaman gündeme geldi? Amerika'nın dişleri dökülüp de dünya tek kutuplu bir halde yürüyemeyecek hale gelince, yani Amerika'nın karşısında Rusya ve Çin yükselince, yeniden German question dedikleri şey, Alman sorunu gündeme geldi. Almanya ne olacak? Merkel yönetimi Alman sorununu çok güzel dondurdu ve yönetti. Ama Merkel sonrasında da bir Almanya olması lazım ve Amerika bu Alman, bakın bu söylediğim, yani Foreign Policy dergisi, Amerika'nın işte istihbaratına yakın olan dergi, ard arda 4-5 makale yayınladı geçtiğimiz son 4-5 yılda. Başlıkları hep Alman sorunu. Amerikalılar Alman sorunu tartıştılar. Sonunda da bir çözüm buldular. Çözüm şu. Bunu niye anlatıyorsun? Şunun için anlatıyorum. Ukrayna ile Rusya savaştı. Alman sorunu çözüldü. Nasıl çözüldü? Almanya 100 milyar euroluk silah almaya karar verdi. Evet. Bu kadar. Alman sorunu çözüldü.
Alman sorunun bugünkü çözüm budur. Trump'ın içerideki seçim kazandıran siyasetini Almanya hatırlayın. Almanya ne silah aldı? Şimdi Trump'ı hatırlayın. Trump ne diyordu? Trump diyordu ki ya biz niye bu adamları koruyoruz? Niye para veriyoruz değil mi? Evet. Amerika'da bir şey oluştu. İnfial oluştu. Bir defa hatta infial, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiren Macron bir beyin ölümü vardı. Şimdi bütün onlar... Bunlar bakın, ordu kurmayı düşünüyorlardı. Avrupa ordusu kurulacak. Şimdi Avrupa ordusu gündemden düştü. Tabii. İçeride Trump'ın muhalefet ettiği o kavram gündemden düştü. Üstelik, Boris Johnson güçlendi. İngiltere'yi yönetmeye başladı buna, tekrar. Brexit'ten yeniden, Brexit'e rağmen İngiltere'yi yönetmeye başladı. Ve Almanya'nın silahlanma anlaşmasına imza atan kişi bütün siyasetini, ömrünü silahsızlanma ve barış siyaseti üzerine kurmuş Yeşiller lideri Schröder'e attırdılar o imzayı. Birinci sonuç buydu. İkinci sonuç Avrupa'nın konsolide olması. Almanya'nın silah almasına şöyle mi bakıyoruz? Yani işte o Amerika'nın ilk dizaynından sonra işte bir Alman ordusundan bahsedilemezdi. Almanya bir ordu olsun artık. Evet. Evet. Şöyle Turgay Bey. Şimdi Almanya Merkel döneminde yürüttüğü tarafsız denge siyasetini, Rusya ile Amerika arasındaki denge siyasetini terk ediyor Alman hükümeti. Silah almak bu demek. Yani Rusya'ya karşı silahlanıyor. Ama dikkatinizi çekerim. Almanya konusunu şu cümleyle kapatayım. Almanya büyük krizlere gebe. Çünkü Almanya'nın bir de fiili ekonomik durumu var. Almanya'nın Rusya'yla, Çin'le, Türkiye'yle her yerle çok iyi ilişkileri var. Nasıl olacak bu iş? Almanya bu işi taşıyamayacak. Bakın görün yakın zamanda... Yok ben bu iddiana katılıyorum. Yani Almanya'da bu krizler olacak. Bu ordunun oluşmasının sebebi şu işte Almanya'nın artık Almanya silahlı bir güçtür, tarafsız değildir ve Rusya'nın karşısındadır. Almanya termik santrallerini yeniden çalıştırmaya başladı. Daha ilginç bir şey söyleyeyim Turgay Güler. Bakın. Dünyada nükleer karşıtı bir hareket var değil mi? Yıllarca Türkiye'de nükleer santral yapmayın dediler. Yıllarca. Yani biz bu Akkuyu'yu çok zar zor başlatabildik. Yani onların muhalefetini zorla açtık. Ruslarla falan. Amerikalılar kabul etmediler. Kanadalılar gelmediler. Biz Ruslarla girdik. Tıpkı Demir Çelik'te olduğu gibi. Ekonomist dergisinin son sayısında başyazı. 5 sayfalık makale. Diyor ki çevre kirlenmesine, küresel ısınmaya çözüm. Enerji krizine çözüm yeşil nükleer santraller. Ya siz değil miydiniz? 20 yıldır koyunca. Nükleer santral SDG gibi. PYD'ye ortasına D koyup demokratik yani, dediği zaman bu da yeşil nükleer santral yani. Şimdi ikinci amaç da Avrupa'nın konsolide olmasıydı. İsveç'in, Finlandiya'nın bu kulübe dahil olması önemli. İkisinin de bayrağında kocaman haçlar var. Şimdi Türkiye'nin durumu ise şu. Türkiye elindeki imkanı sonuna kadar kendi menfaati için kullanmak zorunda. Ben şöyle bakıyorum olaya. Yani İsveç'te bir gazetecinin, Hansson'un, Aftonbladet diye bir büyük gazetesi var İsveç'in, en büyük gazete. Oradaki bir yorumcunun makalenin yorumu. Diyor ki, Hansson, Volkan Hansson, diyor ki, ya o öyle görmüş yani. Erdoğan için diyor, İsveç ve Finlandiya o kadar önemli değil diyor. Asıl sıkıntısı Amerika ileydi diyor. Ve Amerika'ya vurdu diyor. Doğru. Nasıl vurdu? İşte, Hasan Bey'in söyledi. Yani şöyle bak. Az önce söyledim tabii yani. Çünkü şimdi PYD'yi... PKK konusunda Erdoğan'a boyun eğmeyeceğiz diyen Amerikan müesses nizamı geldi burada duvara tosladı. Yani o anlamda bu bir kazanım olarak okunmalı. Yani şöyle düşünün. PYD'yi kuran kim? PYD'ye silahları veren kim? PYD'yi devletleştiren kim PKK'yı? Amerika. Ya ama Amerika'ya siz gücünüz yetmiyor ki. Ama yani bir şey uluslararası arenada... Amerika güçlü, kuvvetli, silahla kulağıma gelen ama bir NATO'da şey söyleyeyim. Elinizde gelen fırsatı kullanıyorsunuz işte. Kulağıma gelen bir şey söyleyeceğim. Orada kulağıma böyle çalınıverdi yani. Amerikan yönetimi, Biden yönetimi ya Türkiye ne istiyorsa verin. Yeter ki bu işleri çözelim. Çin bizim derdimiz. Evet. Evet yani kendilerince ama, milli bir şeyleri var yani bu şimdi tabii bu da Türkiye'nin hani sabırla yürüttüğü politikanın nasıl bir denklemden neye karşılık geldiğini de gösteriyor. Tabii ben yani şimdi gafar yakınca sana bir soru soracağım. Duyduğunuz doğrudur ama ben tabii şimdi, mesela İsrail ne olacak hani orada büyük soru da o. Ne yapacaksınız İsrail'i nereye satacaksınız? Dert değil o. O dert değil. Niye dert değil? Şimdi ben sana başka bir soru... Amerikalıların derdi. Bizim derdimiz de bize değil. İsrail'den onların derdi. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Ukrayna, bu çok kışkırtıcı bir soru. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş şöyle başladı. Rusya girerim, Pataküt döver çıkarım dedi. Sonra anladık ki uzunca bir süredir Ukrayna'yı Rusya'ya karşı
eğitmişler, donatmışlar. 2014'ten beri yaptık dediler. Yapmışlar NATO falan filan. Belgesinde söylendi zaten. Rusya'nın içerisinden de devşirebildikleri olmuş. Biraz iş uzadı. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Ünlem koyuyorum sonuna. Sonra Zelenski yakın zamanda bağırmaya başladı. Bizi yarı yolda bıraktınız. Silah da vermiyorsunuz. Batı başkentleri dedi ki yeter yani. Seni bana parayla mı verdiler? Ver dedi. Toprağı bitsin. Ver toprak ver savaş bitsin. Toprak ver bitsin dedi. Evet. Bu tablo içerisinde acaba Rusya'da bu bloğa gelir mi? Rusya bu bloğa gelmek istiyor zaten. Söylüyor. Yani Rusya yani işte bu Rusya'ya, Hasan Bey söyledi ya 2010 konsepti. Yani bu Rusya'ya şimdi Rusya'yı bir sıkıştırdılar. Biraz ekonomisiyi de oynadılar. İşte bu yaptırımlarla. Biraz Ukrayna'da hırpaladılar. Yani Rusya Ukrayna'da yıkılacak bir devlet değil yani. Ama hırpaladılar yani. Evet. Bir trajedi ortaya çıktı falan filan. Günün sonunda Rusya Çin'e sırtını dönüp başka bir şeye evrilirse, yani iki kutubun, yani Turgay Güler ihtimal, hani sonuçta Putin'den önceki Rusya, mesela Yeltsin dönemi Rusyası Batı bloğuna tam teslim almış. Avrupa Rusya. Benim cümlemi lütfen es geçmeyin. Ben Amerika ya da NATO'nun Rusya'yı karşıtlık üzerinden muhatap aldığını ve beraberce Yalta konferansını hatırlatıyorum o kadar. Beraberce yeni bir dünyada kuruyorlar. Mümkün olabilir. İşte onu söylüyorum. Tabii mümkün. Mesela yani. Şunu düşünemiyor musunuz? Bir şeye söylüyorum. Size değil. Genel anlamda söylüyorum. Biz de düşünemiyor olabiliriz. Siz de yani Avrupa Rusya olmadan nasıl ayakta kalabilir? Şimdi Kissinger, ben şöyle bir katkı yapayım size. Kissinger Ukrayna toprak versin Rusya'ya ve bu savaş bitsin dediğinde Davos'ta aynı konuşmada Rusya Avrupa'nın bir parçasıdır. Rusya'yı bu kadar taciz etmek, Rusya'ya bu kadar zarar vermek doğru değildir. Günün sonunda Rusya'ya muhtaç olacağız. Rusya'ya bizim ihtiyacımız var dedi bakın. Aynı konuşmada söyledi. Yani bu kısım atlandı. Çok köpürtülmedi bu dünyayı, kısım. Dünyayı okyanus olarak şimdi, düşün. Rusya'nın batırılması tsunami. Tabii şimdi yani bu Kissinger'ın söylediği şey. Yani Ukrayna toprak versin lafını Kissinger söyledi. Biden tekrarladı. Rusya Batı'nın bir Avrupa'nın parçasıdır lafını Kissinger söyledi. Biden onu tekrarlamadı. Konjonktürel bir şey olabilir. Rusya ile bir masa kurmak isteyebilirler. Şimdi biz kendi açımızdan bakalım. Bizim açımızdan hem Batılı büyük devletler hem Rusya. Zaman zaman ittifak yaptığımız ve zaman zaman savaştığımız güçler tarihsel olarak baktığımızda. Önümüzdeki dönemde hem NATO müttefiklerimizle hem Rusya ile hem gerilimlerimiz olacak belli ki. Olacak yani kaçınılmaz bir şey. Hem de aynı zamanda işbirliği yapacağız. Yani bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'nin NATO'nun içinde olması NATO'nun Türkiye'yi benimsemesi anlamına gelmiyor. Bakın benim gördüğüm manzara şu. NATO Türkiye'nin ısrarlı taleplerine ve Türkiye'nin güçlü siyasetine teslim oldu. NATO böyle bir belgeyi imzalattırmazdı. Evet. Ama bugünkü bunu yayınlatmazdı ya da siyaset biz, üzerinden. Tabii ki öyle zaten. Bu siyasetin bir şimdi, başarısı zaten. Siyasetle yapılmış. Mesela Türk muhalif dostlarıyla Erdoğan'ı devirip işte o masaya sürmeyecek bir iktidar arzusunu da biliyoruz. Şunu bekliyor olabilirler hala, onu söyleyelim. Belki de hesap şu. 2023'te Erdoğan'ı devirmeyi başarırsak bir ortada da bir tane mutabakat var. Çok onu da sorgulatmadan yürütürüz. Hızlı bir şekilde bunları alırız NATO'ya da diyor olabilirler. Ama şunu atlamayalım. Yani gene bununla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi çok önemsiyorum. İlginç bir şey oldu bugün. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında dedi ki bize söz verildi 73 isim bize gelecek dedi. İsveç'te kıyamet koptu. Hayır 73 diye bir şey yok. Biz söz vermedik. Öyle bir şey yok. Erdoğan yanlış söylüyor. Erdoğan provoke ediyor. Yalan söylüyor. Bakın böyle şeyler 33 dedik ki zaten 33 yazıyorlardı. Bir Amerikalı gazetecinin de sorusu oldu. Cumhurbaşkanına. Evet. Dedi ki 73 mi 33 mi asansör? Benim önümdeydi. 73. Dedi ki siz 33 diye açıklanmıştı. Hı-hı. Siz niye böyle diyorsunuz dedi. İşte iade süreciyle ilgili falan. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz anladığımızı esas alırız dedi. Bak evet. Burası çok önemli. Çok iyi. Çok iyi. Çok yani iyi bir ayrıntı. Biz, çok güzel bir ayrıntı. Çok önemli detay burası. Biz anladığımızı esas alırız dedi.
Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bizim anladığımız konu belli kardeşim. Biz 73 anladık. İster verirsiniz ister vermezsiniz. Satın. Şimdi şu anda yani şu saat itibariyle İsveç kaynıyor. Ana haber bültenleri, tartışmalar falan herkes dinine girmiş vaziyette. İsveç'te hükümet bir de şunu düşünüyorlar. O 40 kişi kim? 40 kişi kim bakın ya? Yani 33. Kafa yakınca dur. 40 kişi kim sorusunu soracaksın. Ömer az önce dedi ki Gaffar abi dedi. Konuşmaya başladığı andan itibaren elinde çay bardağını tutuyordu dedi. Ha, ve sen şimdi bıraktın. Tamam pardon. Tamam, çeşni olsun araya. Tamam peki eyvallah. Yani kim bu 40 kişi? O 40 kişi kim? Nereden çıktı? Bakın şimdi İsveç'te bir defa PKK destekçisi insanlar, Kürtler demeyeyim de PKK destekçisi İsveçliler ayaklanmış vaziyetteler. Muazzam bir panik havası var. FETÖ'cüler? FETÖ'cüler suskun. Onlar çok taktikleri öyledir ya. Büyük ihtimalle şu anda hükümetin kapısını falan aşındırıyorlar. Yani böyle onların taktiği farklı. Yani PKK'lılar daha dürüstler. Şu daha soru, açık. Hemen ortadalar onlar. Soru gündeme geldi mi Hasan Öztürk? Şöyle de bir kriz bekliyor NATO'yu. Mesela bekleyebilir, yaşanabilir. Diyelim ki bu 73 kişi yarın sabah pasaportlarını aldılar. Uçağa bindiler Almanya'ya gittiler. Yahut Amerika'ya gittiler. Yahut NATO üyesi olmayan bir ülkeye gittiler. Gidebilirler. Bir yere gittiler. Tabii. Güzel. Şahane soru ben. Şahane senaryo yani. Bunların gidişine ses çıkarmayacaklar ve diyecekler ki iyi de bunlar adam gittiler. Yok. Adam yok diyecekler. Adam yok diyecekler. Tabii. Ben sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Pazartesi günü Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde o 30 küsür tanesinin ismi, fotoğrafları vardı. Vardı. Bunlar zaten çoktan yurt dışına çıkma ihtimali oldukları bilindiği için. İsveç dışına. İsveç'te başka ülkelere kaçma ihtimali, çıkma ihtimali olduğu için onlar zaten radarda. Şimdi İsveç'in ekstra bu ihraç prosesine dair ben bir bilgi vereyim. Bakın İsveç'teki durum şu. Yalnız biz, madde şöyle diyor. Sınır dışı yahut iade diyor. Tamam. O ilginç değil mi? Yani Rusya'ya gönderebilirler bunu. Ama hep böyledir zaten. Yani Rusya'ya gönderebilir mesela. Öyle bir kaçak hareket yapabilir. Tamam sınır dışı eder ama şimdi öyle de zaten. Yani iade ve sınır ikisi beraberdir zaten. Yani sınır dışı edebilir. Yani nereye sınır dışı edecek? Al diyelim bir Almanya'ya etti. Nasıl edecek? Neyi nasıl edecek? Edecek. Sınır dışı yok. Git diyecek. O da Almanya'ya gidecek. Deport edecek. Hayır. Buraya ilişkin bir şey mi var? Gidebilir mi? He? Yani Almanya'ya gidebilir mi? Almanya'da az mı var abi, bunlarda? Abi bu adam kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu olarak kayıtlara girmiş bir adam İsveç'ten deport yiyecek ve Almanya'ya gidecek. Almanya kabul etmez diyor. Nasıl edecek? Terör örgütü listesinde bu adam. Karadağ'a gönderir. Terör örgütü listesinde Karadağ bu adam. Karadağ'dan gider alırsın. Sırbistan'a gönderir. Yani Tayland'a gönderir. Tayland'da çok uçak var Stockholm'da. Her gün 6-7 uçak kalkıyor. Gönderebilir yani. İsterse Ay'a göndersin. Yani şimdi biz ihtimalleri konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin pozisyonundan bağımsız. Ben de ihtimalleri Şimdi Magdalena Andersson birinci risk şu burada. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bir defa İsveç'in buna uyabileceğini zannetmiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından da anladım ki o da zannetmiyor. Onda çok olumlu beklentisi öyle yok. Ben öyle hissettim. Hayır, bunu defalarca söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben taahhütte bulundum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasına yapışın. Eğer taahhütünü yerine getirmezsen. Ama siz de getirmezseniz biz de bunun hesabını takip ederiz. Şimdi Andersson başbakan dedi ki şöyle bir açıklama yaptı. İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilmesi söz konusu değil dedi. Bu olamaz dedi. Nitekim zaten olamaz. Çünkü sonuçta İsveç vatandaşıysa tabii canım, orada herhalde nasıl olacak bu? Yapamazlar zaten. Yani sınır dışı edemez. İade edemez. Türkiye'ye veremez. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela İsveç'in yıllardır teröristleri koruma tekniği şudur. Hızlandırılmış vatandaşlık prosesi çalıştırır. Bir avukatlar ordusu var bu işe bakan. Arkasında işte sözde sivil toplum kuruluşları var. Tamam, bugün ayaklarına dolandı. Bugün açıklama yaptılar mesela. Ayaklarına dolandı hızlandırılmış vatandaşlık. Hayır, şunu yapabilir ama işte. Yani Türkiye'nin iade talep ettiği diyelim o artık 40 kişi hızlı bir şekilde vatandaşlığa geçirebilirler, vermez. Şimdi bunlara bizim uyanık olmamız lazım. Tam tersi olmaz mı bu söylediğin? Bunların hepsi Türkiye'nin lehine. Tabii uyanık olmamız lazım. Hayır, bunların hepsi Türkiye'nin lehine ya. Ama şimdi can alıcı soru Türkiye'ye gafar yakınca. Türkiye bu belgeyi imzaladıktan sonra Biden'la da oturup çatır çatır F-16 pazarlığı yaptı. Biden de çıktı dedi ki ben Kongre'ye baskı yapacağım kardeşim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben geçenlerde gönderdim oraya 10-15 tane adam mı?
Cumhuriyetçilerle de görüştüler, demokratlarla da görüştüler. Gerekirse ben de kendim konuşurum. Kasım'a dedi, kadar vereceğiz. Hayır, bak başka bir şey söylüyorum. Yani İsveç ve Finlandiya ile imzaladığımız metne İsveç ve Finlandiya uymazsa bu Türkiye'nin çok lehine. E tabii canım, onda sıkıntı yok. Tamam, onda hemfikiriz zaten. Tamam işte, uymasın da boştur. Ben sorum hemfikiriz şu. Hemfikiriz onda zaten. Yani sıkıntı ben dedim yani. Hasan ya, beklenti o yönde diye onun için söylüyorum zaten. O bizim önümüzü açacak bir şey. Şimdi benim zannediyorum ki ekran başında izleyicilerimizin de kafasındaki soru şu. İsveç'in, Finlandiya'nın, Amerika'nın, Almanya'nın ve diğer ülkelerin. Ama hadi biz özelde İsveç ve Finlandiya'nın, Amerika'nın PKK konusunda, PKK'yı içselleştirme konusunda, PKK'yı sarıp sarmalama konusunda, kollama konusunda kendi vatandaşına göstermediği özeni gösterdiğini biliyoruz. Yani PKK'yı çok sevdiğini, PKK'yı desteklediğini, PKK'ya arka çıktığını, PKK'yı kutsadığını falan biliyoruz bu ülkenin. Şimdi şöyle bir mutabakat metni imzalanıyorsa, bütün hikaye bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği ise, bu süreci Hasan Öztürk'e sordum ama tabii yani onun da buna dair bir şey söylemesini beklemiyorum. Bilmiyorum yani, ben bilmiyorum. Hani 3 ay içerisinde mi bu üyelik gerçekleşecek? Bunu mu amaçlıyorlar? 2 ay içinde mi? 6 ay içinde mi? Bunu amaçlamıyorlar mı? Bunu amaçlamıyorlarsa... Böyle bir şey yok. Bir şey demiyorum. Bir de... Bunu amaçlamıyorlarsa... Bak soruyu kaçırma. Bunu amaçlamıyorlarsa... Bu bütün bunlara ne gerek vardı? Yani niye böylesine bir taviz ortaya koymak zorunda kaldılar? Ama şimdi birincisi... Soruyu anladın mı? Turgay Güler, birincisi prosesin, sürecin başlaması lazım. Yani tam önemli değil. Başlaması lazım ki sonucu ersin. Birincisi bu. İkincisi, bakın Avrupa konsolidasyonu sıradan bir konu değil. Bu başlangıç, şu atılan adımın şöyle bir sonucu olacak. Bakın ona da biz hazır olmak zorundayız. Bunun sonucu şu. Amerika NATO üyeliğini beklemeden İsveç'in, Finlandiya oraya üsler kuracak. Yunanistan'a yaptığını oraya yapacak. Yani Amerika da kendince burada karlı çıktığını düşünüyor. Peki, bu başlayacak. Peki yani. Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmasa Amerika oraya üs kuramıyor mu? Gene kurabilir. Kurar. Rasyoneli var şu İkna an. İkna olmadım. Gene kurar. Başka durum söz konusu. Yani alelacele PKK'dan bile, FETÖ'den bile, bilmem neden bile vazgeçip. Ama İsveç, bakın Finlandiya çok mühim değil ama İsveç güvenlik konseptini değiştiriyor tamamen. Bu gerçek bir şey. Yani İsveç rol yapmıyor. Tamam, rol yapıyor demiyorum. Zaten yasalarını değiştireceğini taahhüt ediyor. Yani değiştirebilir mi bilmiyoruz yasalarını. Şu anda aslında şu anki şeyleri, yasaları, onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şu anki yasaları yani teröristleri ihraç etmek için son derece uygun. Peki o zaman şu taraftan bakalım. Şu anda gizli polis kendi kararıyla SEPO diye onların Milli İstihbarat Teşkilatı var. Yapınca o zaman şuradan bakalım. Rusya bir hamleye hazırlanıyor. Onlar da bunun farkında. Bu hamle öncesi hızlıca bu iki ülkeyi... Ben o fikirde değilim. O zaman ne? Bir mola yani, verelim. Rusya Ukrayna'ya yönelik bir savaş hamlesi yaptı ama o geliyorum dedi yani o savaş. Tamam o, geliyorum dedi Rusya'nın ama arka 2013'ten bahçesi. Bu yana. 2013'ten turuncu devrimden beri bu geliyorum. Bu taviz dedi. Yani nerede ne oldu, nasıl bir köşeye sıkıştılar, nerede ne buldu yani, bir şey buldular, bir şeyden vazgeçtiler. Yani burayı ben çözemiyorum. Şimdi ama Hasan Bey söyledi ya, daha bundan sarih ne olacak ki? Yani bir hat çiziyor. Batı dünyasını konsolide ediyor. Bak, cephe oluşturuyor şu an. Cephe kuruyor. Cephenin dışına bırakamazsın ki bu merkezi olarak. Da söyledi. Belki 10 sene, belki 15 sene. Yani ha 3 ay erken, ha 5 ay geç. Ama Lisbon belgesi 12 yıl gündemde kaldı. Tamam onu söylüyorum. Yani 12 yıl sonrası için. Evet. Bu da 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Kafa yakınca. İstense Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği bilmiyorum. Bir yıl içerisinde yapılamaz mı? Yani böyle bir yani teknik açıdan buna bir mani mi var? Bir yılda yapılabilir. Süreç başlar. Ama işte bu tamam işte Türkiye'nin tavrı... Evet demesi lazım. O zaman ben de diyorum ki bu 10 yıl, 11 yıl değil. Bu bir yıl içerisinde belki 6 ay içerisinde şimdi, hızlıca bu üyelik... Burada Kissinger'ın anlattıklarından söz etti Gaffar Bey. Önemli bir şey söyledi. Ukrayna Savaşı'ndan sonra ilk dönemle şimdiki dönem arasında Biden'ın, Fransa'nın, Almanya'nın dilinin değişmesine dikkat etmek lazım.
Bak bir şey söyleyeyim. Yalta konferansını boşuna söylemedim ben. Yani dünyayı yeniden paylaşıyorlar. Turgay Güler. Yani al ver yapıyorlar. Ya buna itirazım yok ki. Tamam benim... İsveç'i ver. Bak İsveç'i ver. Tamam mı? Çin'i yanına al diyor adam. Blok oradan kuruyor. Şimdi Türkiye ya, öyle bir koz yakaladı ki. Bak, ben onu söyleyeyim. O cümle, o kulağıma çalınan şeyi onun için söyledim ben. Öyle bir koz yakaladı ki. Kulağıma çalınan için oturdu söyledim. Masaya. Yani Erdoğan'ın böyle bir şeyi de var. Oturdu masaya. Şu olacak, şu olacak diye çok rahatça söylüyor. Türkiye de farkında. Tamam mı? Bunu da rahatça söylüyor. Şimdi burada bir mola verelim. Bir sakinleyelim. Çayımız gelsin. Yeni çay gelsin. Sıcak çay gelsin. Hasan Öztürk gerçekten önemli bilgiler aktarıyor bize. Yani biraz daha perde arkasını kaşıyacağız oradan. Bir şeyler elde edeceğiz. Bildiklerimiz de var. Belki burada konuşmayacağız ama molanın ardından burada olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Hakikaten çok mühim gelişmeler oluyor. Türkiye açısından mühim gelişmeler oluyor. Ben şunu bir kez daha söyleyeceğim, bir kez daha söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Yıllardır söylüyorum Gafar Yakınca. Türkiye basit bir ülke değil. Türkiye küçük bir ülke değil. Türkiye 1000 yıllık bir geleneğin geldiği zirve noktasında bir ülke. Türkiye'nin kozları var. Türkiye'nin imkanları var. Türkiye'nin kabiliyetleri var. Tüm bu süreç içerisinde bir siyasi irade ortaya koyarsanız, bağımsız bir politik ortaya koyarsanız, o oyun masasında, dünya yeniden şekillenirken kurulmuş o oyun masasında sandalyeyi çekip oturur, bir dakika burada ben de söz sahibiyim derseniz çatır çatır pazarlığınızı yapıyorsunuz. Çatır çatır. Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin Batı başkentleri ve Amerika tarafından ısrarla istenmesi ve Erdoğan'ın dışındakilere de muhalif Türk lider dost yakıştırmasının yapılmasının yegane sebebi şu. Eğer, bunu burada defalarca konuştuk Gafar Yakınca. Eğer, keşke öyle olmasa, bakın yani bundan mutluluk falan duymuyorum. Keşke öyle olmasa. Ama öyle yani. Azerbaycan işgalden kurtulurken maalesef Azerbaycan'a silah yaptık diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu baş danışmanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ünal Çeviköz'ün bu sözü kulağımızdayken az önce kurduğum cümleleri nasıl kurmayacağız biz? Nasıl telaffuz etmeyeceğiz? Yahut Yalım Eralp'in çıkıp gündüz gözüyle o adalar Yunan'dır sözünü yahut yine Ünal Çeviköz'ün S-400'leri geri vermeliyiz. Maraş'ı niye açtık? Efendime söyleyeyim Libya'da ne işimiz var? CHP'nin Hafter'in safında bunları nasıl izah edeceğiz? Tüm bu kurgu PYD mi bize saldıracak? Yunanistan mı bize saldıracak? Tüm bu kurgu aslında Türkiye'nin başına örülmek istenen çorabın dünya yeniden şekillenirken Türkiye'ye verilen o küçücük rolün tezahüründen başka bir şey değil. Keşke bu süre, yani düşünebiliyor musunuz? İHA ve SİHA'larınızı üreten adamı iktidara gelirsek yargılayacağız diyen bir ana muhalefet partimiz var. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... Fabrikayı yurt dışına götürmesi için 2 hafta süre tanıdı diye fake hesap yapıp bunu da şaka yaptı. Evet. Yani Gazi, bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi bunları telaffuz ediyor. Yahut Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidiyor, buralar ıskalanmamalı. Madrid'de muhataplarıyla
böyle kafasına vura vura dikte ettiriyor. Diyor ki bak bu PKK bir terör örgütüdür. Bu PYD onun uzantısıdır. Tamam mı diyor. Onlar da diyor tamam. İmzalayın bakayım diyor. İmzalıyorlar. Karikatürize etmiyorum. Buradan bir Erdoğan güzellemesi falan yapmak için söylemiyorum bunları. Bak bir kez daha söylüyorum. Burası çok önemli. Diyor ki nereye bağlayacağım? Şaşıracaksınız şimdi. Bu PKK bir terör örgütüdür diyor. Evet tamam diyorlar. Ama PYD de terör örgütüdür diyorlar. Ikmık PYD de terör örgütüdür. Bak işte bunlar da diyorlar belgeleri. Tamam diyorlar Hasan Öztürk. İmzalayın o zaman diyor. İmzalanıyor. Dönelim. Pervin Buldan mıydı o? Biz sırtımızı PYD'ye dayadık. Hayır. YPG'ye dayadık. Hayır. Şu anda cezaevinde. Ben yorgunum. Hatırlamadım bak. Söylesenize. Eş başkan. Aslında şeyde değil. Asıl HDP'li de değil. Sol fraksiyondan gelen. MLKP'li bir şey dayadık. Bir sırtımızı bilmem neye dayadık diyen HDP var ortada. Bak. Şimdi ne oldu? Sırtını PYD denilen terör örgütüne dayadığını itiraf eden, hepimizin de bildiği Figen Yüksekdağ. Hepimizin de bildiği, yani PKK eşittir HDP dediğimiz o hakikati götürdük İsveç'te, Madrid'de, İsveç'e, Finlandiya'ya, NATO ülkelerine bir kez daha tescil ettik. Bir kez daha dememin sebebi şu. Amerika PKK terör örgütü değil demiyordu. Almanya PKK terör örgütü değildir demiyordu. Ama şimdi tescil ettik. Dönüyoruz. NATO belgesine girdi işte. Evet. NATO belgesine girdi. Yani HDP de girdi NATO belgesine. Girdi yani. Girmedi değil. HDP de girdi. Ama adı geçmedi ayrı mesele. Şimdi siz Öcalan'a özgürlük diye bugün daha bugün sokaklara dökülen, bir sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, PYC'ye işte bilmem ona buna dayadık diyen HDP ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugün kol kola olmasını izah edebilir misiniz? Meral Akşener'in ya HDP'yi şeytanlaştırmamak lazım demesini izah edebilir misiniz? HDP'yi Kürtlerin temsilcisi ilan etmesini izah edebilir misiniz? Aynı şekilde Ali Babacan'ın, aynı şekilde diğerlerin izah edebilir misiniz? Edemezsiniz. Demek ki bugün Madrid'de NATO belgesine giren bu ifadeler ancak ve ancak ortaya siyasi bir irade koyularak gerçekleşebiliyor. İki, Türkiye'nin gücünü masaya pazarlık konusu olarak getirdiğiniz zaman, elindeki kozu masaya getirdiğiniz zaman, yani masaya sahip olduğunuz bir koz var, masaya sürüyor mu, sürecek misiniz, sürmeyecek misiniz? Erdoğan sürüyor işte, siyasi irade dediğim bu. Hasan Öztürk'ün arabası var, yürüyerek gidecek ya da binmeyecek, o zaman arabası yok. Eğer yani örnek tam olmamış olabilir ama kastım şu, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, size söz, Türkiye'nin elindeki bu deve dişi gibi kozları iktidara geldiğimizde masaya sürmeyeceğiz diyor. Demiyor mu Gaffar Yakınca? Eğer bir dakika ya dese, süreceğiz dese, biz de süreceğiz dese, biz bugün hiçbir şeyden endişe duymayız ki. Niye endişe duyalım? Sürmeyeceğini deklare ettiği için ve bunu bize ispatladığı için, Azerbaycan'da ispatladı, Suriye'de ispatladı, Libya'da ispatladı, Doğu Akdeniz'de ispatladı CHP, sürmeyeceğini ispatladı. Sürmeyeceği gibi Azerbaycan'da Ermeni tezlerine, Libya'da Hafter tezlerine, dolayısıyla CIA Amerika tezlerine, Suriye'de Amerika PKK-PYD tezlerine, Doğu Akdeniz'de Yunanistan tezlerine açıkça destek verdiğini gördük. Bana söyler misiniz? Maraş'ın açılması doğru değildi diyen Ünal Çeviköz'e CHP'den tepki gelmemesi ne anlam ifade eder? Şimdi 2-3 cümle söyleyeyim daha çok böyle senin ben sizi kışkırtayım istedim. Yok, kışkırtayım. Şimdi bir kere bu zirvede bir Türkiye rüzgarı vardı, bir kere onu söyleyeyim. Yani böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetler, bizim heyetlerimiz olduğu zaman böyle acayip bir rüzgar esiyordu orada.
onu söyleyelim yani. Herkes görüşmek istiyor bir kere. Bunu söyleyelim. Onu hep yaşıyoruz. Bütün yani, gezilerde yaşamıyor muyuz? Bak şimdi bu işte Erdoğan öncesi de böyle değildi ama. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tane görüntüsü var biliyorsunuz. Çok da konuşuldu. Biden, Johnson, Erdoğan görüşmesinde. Çok güzelsin. Ha, çok güzel veya çok güzelsin meselesi. O başarılısın bu, anlamında bugün, falan diyor herhalde. Bugün bir görüntü daha var biliyorsun. Yine Johnson çalışıyor. Çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Gördünüz değil mi o görüntüyü? Hani omzuna dokunuyor. Ne haber bizim olan edasıyla. Şimdi o da hani bir panik yapıyor. Çekiniyor yani bir şey elini yapıyor. Ondan sonra selamlaşıyorlar. Şimdi Biden'ın Erdoğan'ına çok sevmediğini biliyorsun. Birbirlerinden çok haz ettiklerini biliyorsun. Ama zerre şey vermedi, renk vermedi. Ama mesela başından beri bu zirvede konuşulan bir şey, cümleyi buraya yazdım onun için. Erdoğan siyasetini kabul ettirdi diye bir ifade kullanılıyor. Yani hani devireceklerdi, göndereceklerdi, şeytanlaştırıyorlardı, diktatör diyorlardı, tek adam diyorlardı, onu diyorlardı, bunu diyorlardı. Ama şimdi Erdoğan'ın siyasetini kabul etmişler deniyor. Biden şimdi, görüşmek istedi, ben de olur dedim cümlesini de unutma. Ben hani o müzakere sırasında muhtıra metni çıkmadan önce Beyaz Saray'dan üstte iki tane açıklama gelmişti biliyorsun. Olumlu açıklama. Sonrasında da hemen saat söylendi. Yani hemen saat açıklandı. Biden'la görüşeceği saat açıklandı. Çarşamba günü 18.45 ifadesi kullanıldı. Yani bu görüşmeyle ilgili ve bunu Türk tarafı açıklamadı. Amerikan tarafı açıkladı. Burasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün ama bunların dışında Türkiye ve Türkiye heyetinin hani evet bir zafer kazandık. O her şey süt liman oldu. Biz müthiş şeyler yaptık. Hadi gidelim evimize diye böyle bir dönüşü de yok. Onu da söyleyelim. Türkiye kendini anlattığının farkında ama çetin bir müzakere, çetin bir mücadele dönemi içerisinde olduğumuzun da farkında. Öyle kolayca hani tamam anlaştık, bizim müttefiklerimiz var, müttefiklerimiz bizi anladılar, biz de onları anladık, o tamam iş bitti meselesi değil. Bu çok ciddi ciddi Türkiye heyeti başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere daha çok çalışma üzerine kendilerini, daha çok Türkiye'nin tezlerini anlatma üzerine kendilerini kodluyorlar ve onun üzerine hazırlık yapıyorlar. Onu da söylemek isterim. Yani bu bir hani muazzam bir zafer, başardık, bitti diye bakmıyor. Süreç olarak bakılıyor mesela. Süreç. Tabii bir adım. Tabii yani süreç olarak bakılıyor ve burada ben yine Gaffar Bey'in şu ifadelerin hani İsveç'i tanıması ve onun üzerine yaptığı tespitlerine katkı olsun diye söylüyorum. Sanırım hem Cumhurbaşkanımız hem heyetimiz olmayanı da gösterme niyetinde. Ne demek yani, bu? Şu demek. Olmayacak yani. Şimdi yazdınız kardeşim. Ben onun için diyorum. Sen Cumhurbaşkanı aynen öyle söyledi. Ben taahhütte bulundum, sen de bulundun. Yarın bir gün deyin ki, ey Erdoğan, sen taahhütte bulundun, yapamadın, de gel yakama yapış diyor. Şimdi bunu diyen adam aynısını karşı tarafa da demeyecek mi? Ki diyor zaten. Biz öde bakacağız. Şimdi 73 ifadesini sık sık, o basın toplantısında sık sık kullanması ve İsveç'teki karşılığı bir önce Gaffar Bey söyledi. Ya ne oldu? 33'tü, 40 daha eklendi. Kim bunlar meselesi? Evet. Şimdi ve o ayrıntı da çok önemli. Bizim anladığımız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim anladığımız. Büyük ihtimalle istihbarat teşkilatları arasındaki bir alışverişti. Şimdi Türkiye karşı tarafın iyi niyetli mi yoksa başka türlü mü tavır aldığının testini yapıyor. Ve bunu dünya kamuoyu önünde yapıyor. Yani yoksa Sayın Cumhurbaşkanı o basın toplantısında 73 rakamını telaffuz etmez. Hatta kalktı bir yine yabancı basın mensubu, ya bu 33 değil mi? İşte 73 dediniz
telaffuz, yani yanlış rakam mı söylediniz diye sorduğunda bir daha Sayın Cumhurbaşkanı İngilizce olarak 73 dedi. Şimdi dolayısıyla ne demek bu? Bu şu demek. İsveç'in, Finlandiya ama özellikle İsveç'in içerideki konuşmalarda attıkları imzada el sıkışmadaki taahhütlerde ne kadar samimi olup olmadığını görmemizi, dünya kamuoyunda görmemizi sağlayacak bir adım bu. Yani bundan sonra hep test edeceğiz. Herkes test edecek. Yani sadece Türk medyası takip etmeyecek bunu. İngiliz medyası da takip ediyor. Amerikan medyası da takip ediyor. İspanyol medyası da takip ediyor. Almanlar da takip ediyor. Dolayısıyla bir olmayanı gösterecek derken İsveç ve Finlandiya'nın bu sözlerde durup durmadığını test etmiş olacağız biz. Yani NATO'dan mesela ben de gerçekten İsveç ve Finlandiya'yı çok önemsemiyorum. Yani İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Yani sizin söylediğiniz gibi Turgay Güler. Şimdi yani Amerika istese üs açar Finlandiya İsveç'e ya da Rusya ile İsveç arasında bir diyelim ki olmasın da yani bir silahlı bir çatışma ya olsa. Ya isteseydi de Ukrayna'da açsaydı. Yani oraya isterse gider. Şimdi bu ayrı bir başlık ama NATO'nun kendisine bence bakmamız lazım. Yani NATO Türkiye'ye pek hayırlı işler getirmedi yani. NATO üyeliğimiz bizim çok kötü sonuçlar doğurdu. En kötüsü 15 Temmuz işte. Bizi 15 Temmuz'a kadar getirdi. Yani say say bitmez. NATO'dan bize pek hayır gelmedi. Bizim de NATO'da çok irademiz geçerli değildi. Şimdi biraz önce şeyi özellikle söyledim. Yani Haçlı ittifakıdır. İçinde bir tane Müslüman ülke var, o da Türkiye. Şimdi o Müslüman ülkenin çok özel bir durumu var. Neden almışlar acaba Müslüman ülkeyi oraya? Neden alınmış? Şimdi Türkiye'nin sivil iradesinin, sivil siyaset yapan insanların, Türkiye'de sivil siyaset yapan insanların, başbakanın, hükümetin NATO'daki gücü bugüne kadar neydi acaba? Yani Tayyip Erdoğan'a kadar neydi acaba? Yani NATO'da bir şey değil tabii. Çünkü Türkiye'de bir defa kaç darbe yaptılar? Yani. Tabii, bravo. Yani Türkiye'de birincisi, yani şu formülü şöyle kuralım. Türkiye'de bir askeri gölge var sivil siyasetin üzerinde. Değil mi? Darbe yapılıyor. 10 yılda bir muhtıra veriliyor, darbe yapılıyor. Darbeyi yapan ordu NATO'nun ordusu. Siyasi irade böyle tecelli ediyor. Sonra NATO'nun ordusu gidiyor, NATO'da oy veriyor. Siz NATO'nun arzu ettiğinin hilafına ya da NATO'da kurulan oyunun hilafına bir sonuç bekler misiniz oradan? Beklemezsiniz. Yani halkın iradesi oluştuğunda, sivil irade tecelli ettiğinde ancak belki ülkenin milli menfaati için bir adım atılabilir. Dolayısıyla NATO'nun, yani Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini son 10 yıla kadar Türkiye'nin NATO'ya üyeliğine baktığınızda göreceğiniz şey askerlerin, NATO askerlerinin kendi bağlı oldukları teşkilata verdiği oydur. Yani sizin sivil iradenizin orada geçerli yok ki. Şimdi ilk kez biz şunu görüyoruz. Türk hükümeti dahil olduğu bir uluslararası kuruluşta, askeri uluslararası kuruluşta siyasi bazı manevralar, bazı hamleler yapıyor. Bunlar tatmin edici gelmeyebilir. Mesela bir taraftan daha bağımsızlıkçı beklentileri olan insanlar olabilir. Ben şöyle söylüyorum mesela, NATO'nun geleceğini ben karanlık görüyorum. Ay geçmişi de karanlık. Geleceği de, bravo. Geleceği de karanlık. Bir yere varmaz NATO. Yani dünyadaki dengeler değişiyor. Ama diğer yanda... Şuraya bir parantez açayım. Şimdi ekran başında bizi izleyenler de buraya dikkat etsinler. Şimdi bugün Türkiye bu noktaya geldi. Bu pazarlığı yapıyor. Restini çekiyor. Elindeki kozu masaya sürüyor. Sadece siyasi iradeyle izah etmek doğru olmaz. Mesela askeri anlamda, savunma sanayi anlamında iyi gelişmeler ortaya koydunuz. Ciddi gelişmeler ortaya koydunuz. Ekonomik gücünüz olacak, askeri gücünüz olacak, nüfus gücünüz olacak. Tabii ki. Bunların hepsi bir araya... Ama hepsi siyasi iradeye dayanıyor. Ben şeyin altını çizmek tabii istiyorum. Tabii ki. Yani ülkeyi askerler ve siviller ama yönetiyor. Ama şu, yani mesela, bu çok önemli bir şey. Mesela FETÖ'yü çekip temizlediniz. FETÖ yok. Tabii. Şimdi iki şey söyleyeyim. Dikkatlerden kaçıyor. HDP, bunun ne olur altını çizin. Arkadaşlar kesin hatta burayı. Dikkatlerden kaçıyor. HDP tuhaf bir şekilde tüm kendisini yumuşatma gayretlerine rağmen, CHP'nin, İYİ Parti'nin şirin gösterme gayretlerine rağmen sokağa çıkıyor ve Öcalan'a özgürlük diye yürüyüşler yapıyor. Bir, iki,
15 Temmuz'a rağmen CHP sokağa çıkıyor. İktidara geldiğimizde KHK'lıları affedeceğiz diyor. Şimdi bunu da okumak lazım. Bunu da okumak lazım. İşte bu, burada NATO var. NATO'nun konseptine de FETÖ terör örgütü olarak giriyor. Evet. Şimdi burada NATO var. Burada NATO. Erdoğan bunun dışında, NATO'nun dışında NATO'da bir şey yaptı. Şimdi siz uluslararası teşkilatı derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Kendi çizginizi çekmeye çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda, yani şu, bu zirveden sonra mesela Amerika PYD'den vaz mı geçecek? Yok. Geçmeyecek. Amerika'nın yayılmacı emelleri Yunanistan'daki üslerini mi kapatacak? Kapatmayacak. Yunanistan'a verdiği gazı geri mi çekecek? Yani gazdan kastım manevi gaz, yani doğal gaz değil. O yani. Yapmayacak. Ama siz bir mevzi kazanmış oluyorsunuz. Yani mesela Suriye'nin kuzeyine yapacağınız bir askeri operasyonla ilgili elinizde bir rasyonel oluyor artık. Diyorsunuz ki bakın, ben operasyonu yaptığım örgütün adı PYD, YPG. Aha, bu da bununla ortak mücadele kararı almıştık biz bu iki ülkeyle. NATO belgesi haline getirmiştik bunu. Aslında ben bir işgalci ülke değilim. Çünkü öyle propaganda yapıyorlar ya Türkiye ile ilgili. Onun için şöyle bakıyorum ben. Şimdi bu NATO denen şeyde iki tane önemli ülke vardır. Biri Türkiye, öbürü Amerika Birleşik Devletleri. NATO'yu abat edecek olan da bu ikisidir. Batıracak olan da ikisidir. Objektif koşullar NATO'nun yürümesini engelliyor. Yani NATO zaten başarısız bir teşkilat. Lisbon'da belki konseptini değiştirdi. Bir daha değiştirdi. Ne olacak? Yani Çin'in karşısına aldığında başarıya mı ulaşacak NATO? Yani dünyanın beklentisi bu mu? Dünya enerji fiyatlarının artmasını mı bekliyor? Gıda fiyatlarının artmasını mı bekliyor? Daha fazla savaş mı bekliyor? Soğuk savaş mı bekliyor? Dünya bunları beklemiyor. Dünya barış bekliyor. Şimdi o barış nereden gelecek? Şimdi savaş halinde olan ülke var. Rusya. Kiminle savaşıyor? Vekalet verilmiş olan Ukrayna'yla. Yani Amerika'yla ve Batı ülkeleriyle. Çin kendi kabuğundan dışarı açılmaya çalışıyor. Çok büyük bir ekonomik ve askeri güç ama kabuğunu yarmaya çalışıyor. Türkiye'nin önünde muazzam bir fırsat kapısı açılıyor. Büyük bir fırsat kapısı açılıyor Türkiye'nin önünde. Çünkü Türkiye hem yeni dünyanın yükselen gücü olabilecek potansiyeli var. Hem de ilginç bir şekilde. Yani bu şöyle bir şey. Yani ne denir? Allah'ın işi mi denir buna bilmiyorum. Bakın şöyle enteresan bir şey. Yani Batı'nın doğuya tahakküm için içine aldığı Türkiye, bağımsızlaşınca Batı'nın sorunu haline geliyor. Yani söylüyorlar şu anda zaten. Putin değil problem, Erdoğan diyorlar. Çünkü NATO'nun içinde ve NATO'nun içinde olmak Türkiye'nin elindeki büyük bir koz haline dönüşüyor. Demin az önce bunu da evet, ifade ettim. Bu bir koz yani. Koz, ama siz kullanırsanız koz oluyor. Ha. Kullanmazsanız koyun olursunuz, af buyurun yani. O zaman başka bir şey olur. Şimdi bugün atılan adım olumlu. Ama Türkiye bunun devamını getirmeli. Şöyle getirmeli. Avrupa kamuoyunda, özellikle İsveç için konuşuyorum bakın. İsveç'te hakim olan hava şu. Zaten İsveç Dışişleri Bakanı daha dakika bir gol bir inkar etti yaptıklarını. Hayır öyle değil dedi, teslim olmadık dedi, bilmem dedi. Yani tabii iç siyaseti toparlama şeyi de var orada. Onu anlıyoruz yani. İçeriye bir şekilde bunu satması lazım. Ama şunu söylemiyorlar. Ya bak, Türkiye terörden zarar gören bir ülke. Ciddi bir sıkıntısı var. Ve biz de bunu kabul ettik. Bunu gördük. Bunun yerine şöyle paketliyorlar. Ya işte Türkiye güçlü. Erdoğan da çok kurnaz bir siyasetçi. İşte otokrat bir adam zaten. Bizi sıkıştırdı köşeye. Biz de mecbur kaldık, kabul ettik. Bu havayı dağıtmak lazım. Erdoğan tabii ki kuvvetli bir siyasetçi. Türkiye'de güçlü bir ülke ama bizim gücümüz buradan gelmiyor. Gücümüz haklılığımızdan ileri geliyor. Biz haklıyız. Şimdi bence Türkiye'nin diplomatlarının, medyasının, her şeyini, yani Türkiye her yönden bir defa bu haklı davasını anlatmalı. Bu bir büyük bir fırsat. Siyaset üstü yapması lazım. Tabii yani. Siyaset üstü yapması. Yani tabii. Erdoğan üzerinden, AK Parti üzerinden, CHP üzerinden, MHP üzerinden değil. Kesinlikle. Yani devletin olan bir politikası olarak. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani şu bir fırsat bakın. Dünya liderlerine, NATO'nun da önemi yok. NATO olmayabilir de başka bir zirvede olabilir. Dünya liderlerine bir video izletiyorsunuz. Orada sizin terör sorununuzu anlıyor. Bakın o insanlardan 15 dakika, 20 dakika randevu alamazsınız. Kolay bir şey değil yani. Tabii. Başbakan olarak da alamazsınız, onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı olarak da alamazsınız. Güçlü olmanız lazım yani. Onu yapmışsınız. Broşürlerinizi dağıtmışsınız. Propagandanızı yapmışsınız. Flash bellekleri vermişsiniz. Her şeyi anlatmışsınız. Hiç, mesela dünya basınına bakıyorum, izliyorum. Yani NATO'nun konsepti değişti. Yani Çin'i tehdit koyuyor, Rusya'yı tehdit koyuyor. NATO'nun strateji belgesinin değişmesinden ziyade bu konuyu konuşuyorlar. Şimdi bu büyük bir fırsat bizim açımızdan. Yani bizim terörle sıkıntımızı, Amerika'daki terör elebaşını, FETÖ'yü,
Bütün bunları anlatmamız açısından fırsat. Bence şimdi sıra buna geldi. Bu pencere kapanmadan, çünkü kapanacak. Nasıl kapanacağını da ben söyleyeyim. Şöyle kapanacak. İsveç verdiği sözlerde duramayacak, durmayacak. Durmayınca ne olacak? Bir nokta sonra bu böyle bir sakız bulamaça dönecek. Yani bizim önümüzde 6 aylık, 1 yıllık bir alan var. Bu 6 aylık, 1 yıllık dönemi bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani o kamuoyu, şunu, kamuoyunu es geçemeyiz. Ya bu adam, Batılılar zaten bizi sevmiyor falan diye geçemeyiz. Yani sonuçta orada demokratik rejimler var. O sistemde insanlar gidip oy veriyor. Ve Türkiye'nin terörle problemi olduğunu, bu insanların da aslında Kürtler değil, teröristler olduğunu, Kürtler diye kodlanan kişinin Kürtlerle ilgisi olmadığını bizim anlatabilmemiz lazım. Yani bu, bence ben kriz başladığında, daha doğrusu kriz demeyeyim de, İsveç'in, Finlandiya'nın üyelik talebi ve bizim hükümetimizin de, Cumhurbaşkanımızın da, yani gelmesinler buraya, ne gelecekler falan dediği zaman ben şunu söylemiştim, defalarca söyledim. Bu işten bizim en karlı çıkabileceğimiz şey şu: haklı davamızı dünyaya anlatalım. Biz bunu yapalım. Yani dünya şunu anlasın: Türkiye'nin terörle bir mücadele problemi var ve biz de iki yüzlü davranıyoruz. Yani Avrupa'nın da iki yüzlülüğünü gösterelim, Amerika'nınkini gösterelim. Mesela bunun arkasından biz şöyle bir adım atsak: Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne yaptığı şeyleri, yardımları teşhir etsek ve Amerika'dan açıkça bir talepte bulunsak. Sayın Cumhurbaşkanı Biden'ın yüzüne hem telefonla söyledim, yüzüne söyledim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı söylediğini biliyorum. Biz çok yapsak. Güzel bir yani. Şimdi, orada sıkıştırsak, şu an hamle yapsak. Yani bakın, İsveç, Finlandiya tamam dedi. Amerika, sen bu işin en önemli aktörüsün. NATO'nun merkezindesin. Hadi kardeşim yani. Senin de pehlivanlığını bir görelim yani. Şimdi tam da onun zamanı aslında. Yani bu hamleler bu şeyde, yani yakın vadede bizim önümüzü açar. Bir de şimdi yeni soğuk savaş dediniz ya Hasan Bey. Yani evet, yeni bir soğuk savaş inşa ediliyor. Fakat birinci soğuk savaşın objektif temelleri vardı. Bunu unutmayalım. Birinci soğuk savaş, bir masa kurulmuştu Yalta'da. O Yalta'daki paylaşım bir şeye, yüksek bir gerilim hattı oluşturdu Sovyetlerle Batı arasında ve bir soğuk savaş başladı. Bugün objektif temel yok burada. Mesela tartışıyoruz değil mi? Rusya'yı nereye koyacağız? Rusya acaba Batı'nın mı bir parçası, Doğu'nun bir parçası? Çin hayır diyor ki Rusya'ya, sen tehdit unsurusun, karşıdasın, bitti. Kendisi belirliyor. Yani tamam. Adam muhatabını kendisi belirliyor yani. Düşmanını kendisi belirliyor. Dolayısıyla objektif sebep yok ortada, bakın. Yani şimdi şöyle bakın. Mesela Rusya'ya uygulanan bir ambargo, ambargo bir şey söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda beraber savaş kazandıktan sonra açtırır mısın yani? Yani Almanları Amerikalılarla Ruslar beraberce yendiler. Hasan Bey, soğuk savaşı... Ondan sonra enteresan bir şekilde bir de baktık ki komünist dünya oluştu, bir de Amerikan tarafı. Soğuk savaşın başlangıcı 1949 senesinde Amerikan misyonunun raporudur Washington'a. Yani diyor ki komünist yayılmacılık tehlikesi vardır. Ama bu arada tabii Amerikan sermayesi bunu bekliyor. Berlin Duvarı ne zaman kuruldu? Ya Berlin Duvarı çok sonra. Çok sonra. Berlin Duvar ne zaman kuruldu abi? Duvar çok sonra. Duvar 67'de kuruldu duvar. Hı. 61'de özür dilerim. Tamam. Evet. Tamam. 91'de de yıkıldı. Evet. 61'de kuruldu. Yalta'da iki kutup nasıl oluştu? Yani ikisi de kazanmıştı savaşı. Yalta'da yani, kutup oluşmadı ama. Nasıl onu oluşmadı? Yalta'da paylaşlar dağıldılar. Kutup 49'da oluştu. Onu söylüyorum. Yani peki. Yalta'da kutup yoktu. Hı. Yani 49'da kutuplaşma şimdi başladı. Bakın, bugün objektif sebep yok. Yani şöyle bakın. Mesela Çin'den bahsediyor NATO. Çin'i karşı kampa koyuyor. Almanya ile Çin'in ticari ilişkisine bakın. İnanılmaz boyutlarda. Yani Amerika'nın dolayısıyla hani neyi izole edeceksiniz? Neyin kavgasını yapacaksınız? Buradan bunu çıkmak istiyorum. Şuraya bağlayacağım Turgay Güler. Bakın, bu şu demek: bir objektif koşulları oluşmamış bir soğuk savaş da gene Türkiye için bir fırsat. Yani bir konsept kurdunuz. Batılılar bir konsept kurdular. Ya boş, fos. Yaptığınız şey fos. Efendim diyecekler ki şimdi Türkiye imzasında. Ya ne yapsın? Türkiye NATO'nun üyesi işte, tamam. Orada bakıyor. Türkiye uzaktan izliyor bunu şu anda. Ve bunun en güzel örneği Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Bakın, bütün NATO üyeleri arasında Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayan bir tek ülke var. Orası Türkiye Cumhuriyeti. Dahil olmayabilen. Evet, onu başarmış durumda yani. Başka bir şey olmayabilir. Almanya direnemedi bakın. Almanya direnemedi. Türkiye Cumhuriyeti direndi. Cumhurbaşkanı sözünü söyleyelim. Bas toplantısında bağımsız dış politika diyor hala Türkiye Cumhuriyeti. Tamam, NATO'nun bir üyesi ama. Buyurun. Şimdi
Buradan çıkacağım dediniz ya. Bir çıkalım. Çıkacağım. Buradan çıkalım. Çıkalım. Yani Yalta konferansına kadar gittik yani. Ama dönelim. Önemli. Ya önemli ama yani o bir şey, ben konu dağılıyor. Ben ısrar ediyorum. Soğuk savaş. Siz CHP'yi söylüyorsunuz. NATO. CHP'nin soğuk bir tarafı kalmadı. Ondan oraya gidiyor. NATO hayır. Soğuk savaş. Yo, ben bunların hiçbirini konuşmayacağım. Şuraya geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin... Benim bildiğim konu bu ya onun için. Evet. Olsun. Biz ona bilmediğim yerden sormuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin... O zaman ben size devredeyim. Siz bildiğiniz yerden sorun, biz cevaplayalım Hasan Öztürk. Ben tamam, bildiğim yerden konuşabilirim. Yok, bildiğin yerden sor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri... Bak, PKK'nın ben yoldan geldim. Bana pozitif ayrımcılık yap. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor. Almanya PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor. Fransa PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri, herkes PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor. Herkes PYD'nin bu terör örgütünün bir uzantısı olduğunu biliyor. Herkes HDP'nin bunun bir siyasi kanadı olduğunu biliyor. Siz ama özelde diyorsunuz ki bu ülkelerin kamuoyları bunu bilmiyor. Bunu mu diyorsunuz? Evet. Şimdi bu kamuoyunu da yöneten... Kamuoyunu onlar yönlendiriyor. Tamam. Işte. Onlar manipüle ediyor. Onlar yönlendiriyor. Bu ülkelerin kendisi yönlendiriyor. Evet, Türkiye anlatsın. Buna eyvallah. Türkiye bu kamuoyunu, bu meseleleri anlatsın. Ama diyelim ki Deutsche Welle bize bir şey anlatmaya çalışsa mı biz ikna oluruz? Ülke TV. Ülke TV anlatırsa ikna oluruz. Deutsche Welle'ye dönüp bakmayız. Burada Türkiye'nin bir zorluğu var. Ancak ve ancak bu zorluğu şimdi Amerika'da Amerikan müesses nizamı istemedikçe, diyelim ki Washington Post, Almanya'da Deutsche Welle, İngiltere'de işte Economist, neyse, yayın yapar mı? Reklam verebilirsiniz. New York Times'e tam sayfa verebilirsiniz ve New York Times, yani yayın politikasının çok dışında değilse kabul etmek zorunda. Terörist elebaşı Fethullah Gülen verdi ve yazı yazdı. Bizim hükümetimiz de ona karşı o zaman yazılar yazdı, ilan vererek. Yapabiliriz yani. Ya şöyle. Yapabiliriz yani. Bu inandırıcılığını bilemem. Yani inandırıcılığı ayrı bir konu ama yapabiliriz. Senden bahsetmiyorum ben. Şundan bahsediyorum. Amerikan müesses nizamı istemedikçe onlar yayın çizgilerini değiştirir mi? Hayır. Değiştirmez. Tabii. Tabii. Yarın deseler ki, tabii. Amerikan müesses nizamı yarın dese ki PKK'ya vurun, yüklenin dese. Tabii başlarlar yüklenmeye. Başlarlar yüklenmeye. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin orada, burasının altını çiziyorum. Türkiye'nin orada bana kalırsa yapabileceği çok fazla bir şey yok. Aa, yani şöyle düşünmeyin Turgay Bey. Bak, yapsın, yapmasın demiyorum. Şunu demezler mi adama? Ya sizin ana muhalefet partiniz, sizin milliyetçi dediğiniz partiniz, sizin şu partiniz, bu partiniz, sizin gibi düşünmüyor dendiğinde. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de mesela, burası önemli. Zaten Türkiye'yi bu şekilde Avrupa kamuoyunda hırpalıyorlar. Avrupa'nın, Batı'nın kamuoyunda, sokaklarında Türkiye'den haberleri okuyorlar. Yani ne o haber? Mesela akademisyenler PKK terör örgütüne destek veren bir bildiri yayınlıyor. Değil mi? Şimdi Türkiye kamuoyunun kahir ekseriyeti buna tepki gösterirken, yargı bunlardan hesap sorarken, Avrupa kamuoyunda bu akademisyenlere gözaltı diye veriliyor. Yahut terör örgütünü destekleyen gazeteci kılıklı tipler tutuklandığında, yargılandığında, Batı kamuoyunda bunlar işte Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor diye servis ediliyor. Şimdi asıl sorun içeride iz düşümlerinin Batı kamuoyuna sürekli... Sizin yabancı basın yasanız var mı Turgay Bey? Yok. Tamam. Dezenformasyon yasanız en son Ekim'e ertelendi. Tamam, fark etmez. Onu da çıkardığın zaman Türkiye'de sansür diyor. Abi bakın, Almanya'da var. Yani sizde yok. Sizde olmayınca şu oluyor. Sizin şu söylediğiniz enformasyonun tamamı, dezenformasyonun tamamı içeride üretiliyor. Alman gelip burada üretmiyor. Türkler üretiyor. Burasında Deutsche Welle yazan adamlar üretiyor. Yaptıkları şey bu. En son mesela genç kızlarımıza yönelik çok çirkin bir haber, bir kışkırtıcı bir şey yaptılar. Ya çok korkunç, telaffuz etmek istemiyorum. Deutsche Welle yaptı.
Alçakça bir haber yapıldı. Evet. Hicap duyduğum için söylemiyorum. Haber diye yapıldı. Yapan Türk, editör Türk, yayınlayan Türk. Hepsi Türk oldu. Türk hepsi kardeşim. Şimdi sizin yasanız yok. Adamın yakasına yapışmıyorsun. O da şöyle yapıyor Batılı'da. Ya bunlar söylediğine göre doğru söylüyor herhalde diyor. Yani bunların da tedbiri alınır. Ben bunu söylüyorum. Yani şöyle bakmayalım. Almanya'da, İsveç'te bir müesses nizam var. O düğmeye basıyor, ne isterse oluyor değil. Haklısınız. Çok güçlüler. Anladım. Ama yani siz de bakın. Yani Gafar Akıncı, bir de şuradan sorayım. Yani yine yani daha net anlaşılsın diye belki ifade edemedim. Diyor ki, ya diyor 6 milyon seçmeni var. 6 milyon kişi HDP'ye oy vermiş. Onun için Hasan Bey onu, milli mesele olması onu, lazım diyor. Onu ne yapacaksınız diyor. Şimdi bak, onu ne yapacaksınız diyor. Aslında bu 6 milyona diyor ki, ya siz yanlış yolda değilsiniz, devam edin diyor. Bu 6 milyona, bakın bu hiçbir yerde konuşulmuyor. Çıkıp şunu demiyorlar. Bak, ey 6 milyon. Yanlış bir iş yaptınız. Yanlış iş yapıyorsunuz. Sizi yanılttılar. Evet. Sizi yanıltıyorlar. Evet, bu HDP denilen parti görünümlü bu yapı PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. Bunu telaffuz etmiyor. Evet. Bunu telaffuz etmiyor. Onu cesaretlendirecek. Onun sanki buradaki kadire uğruyormuş gibi. Evet. Sanki bir zulme uğruyormuş gibi bir söylem kullanıyor. Yani içerideki siyasetin sorunu bu. Yani bu altılı masa falan konuşup duruyoruz. 6+1 masa. Zaten konuştuğumuz şey bu. Hasan Bey milli olması gerekiyor derken yani devlet politikası bu şu demek. Ya şimdi düşünsenize, çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Yani bir CHP heyeti kalksa gitse İsveç'e, Finlandiya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya gitse, gidiyorlar da, gitse ve sadece ve sadece Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesini anlatsa, 40 bin üzerinde insanımızın hayatımızı kaybettiğini anlatsa dese ki biz Erdoğan'la mücadele ediyoruz. Biz gelirsek Türkiye'yi daha iyi yöneteceğimizi söylüyoruz. Daha demokrat yapacağız. Ama bizim Türkiye'nin de 40 yıldır Erdoğan'dan ta yıllar öncesinden başlayan bir terörle mücadele meselemiz var. Biz bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. İşte bak, her evde bir tane şehidimiz var. Bak, her evde bir şehidimiz var. Her evde bir ölümümüz var. Tamam mı? Burada bizim insan sermayemizi kaybettik biz. PKK'lılar da kasteye söylüyorum. Yani devşirip götürüp terörist yapılanlar da kasteye söylüyorum. İnsan sermayemizi mahvettik. Yok ettik. İşte 400 milyar dolardan fazla paramız gitti. Milli gelirimiz 1 düştü. Trilyon dolar. Yani işte evet. Hükümetten bile daha etkili olur. Dese. Tabii. CHP'nin heyeti gitse anlatsa bunu. İşte bu. İyi Parti'nin heyeti gitse anlatsa. Saadet Partisi gitsin anlatsın. Zaten tamam şöyleydi Hasan yani, Bey. Mesela, hepsi anlatsın. Bakın 80'li yılları düşünün. Hatta 90'lı yılların başına kadar. Asala terörüne karşı Türkiye topyekun mücadele etti. Türkiye'de sağ parti, sol parti vesaire ve o zaman bakın Türkiye'nin o milli birliği Asala karşısında Türkiye'ye itibar kazandırdı. Tüm dünya Asala terör. Ha, sizin dediğiniz gibi yani sümen altından yine desteklediler Asala'yı. Tamam, onu biliyoruz. Ama en azından dünya kamuoyu dedi ki ya bunlar teröristtir dedi. Yani mesela biz yani haklı bunu, bir davaya kaldık. Gidip falanca bakanlığın kapısına dayanacaklarına, Amerikan Büyükelçiliği'nin kapısına gidip deseler ki bak siz bu PKK terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Biz bundan rahatsızız diye bir açıklama yapsalar. Ya, fena mı olur? Ya, Diyarbakır annelerini şartsız böyle şeysiz gidip selam aleyküm, şeksiz şüphesiz gidip selam aleyküm aleyküm selam. Be, anlat bakalım be anne, ne oldu? Senin kızını kim götürdü? Kim niye kaçırdı? Senin oğlun nerede? Sen niye buradasın? Otursun onlarla. Ya 2 saat orada otursun ya. Otursun bitti. Ya. Otursun orada. Tamam mı? Onları biraz dinle. Ve bu fotoğrafı verse. Sayın Kılıçdaroğlu o fotoğrafı verse. Sayın Akşener o fotoğrafı verse. Tamam mı? Sonra da gelip gelsinler buradan binseler gitseler dünyanın merkezlerine. Amerika'sına, Almanya'sına. Nereye gitmek? Gitseler ve deseler ki ya arkadaş, biz canlarımızı kaybediyoruz, insanlarımızı kaybediyoruz, enerjimizi kaybediyoruz. Madem hani biz sizin müttefikinizdir, çok da değer veriyorsunuz bize, güçlü bir ülke olmuşsunuz. Biz gücümüzün yarısını buna harcıyoruz. Bunu söylüyorum. Dese, ya bu i̇şte, devlet bu şey değil yani. AK Parti'nin meselesi mi ya? PKK terör örgütüyle mücadele etmek, PYD ile mücadele etmek, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak. AK Parti'nin meselesi mi? Ya peki, Erdoğan'ın derdim. Erdoğan'ın derdim. Peki ben sana sadece Erdoğan'ın meselesi mi? Yani kişisel bir meselesi. Ben sana çok can yakıcı
Bir öyle soru bir sorayım. Rafa Yakıncı. Bir de öyle diyor. Rafa tabii Yakıncı. Canım. Bir de öyle diyor. Tabii canım. O F-16'lar çok can yakıcı bir soru ya. Sorayım. Erdoğan orada masada otururken PYD'yi de terör örgütü listesine koydurmak için müzakere ederken. Mücadele ederken İsveç'in başbakanı telefonunu açsa tık 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 Kılıçdaroğlu'nun şu videosunu izletse, biz PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Bu videoyu izletse ne olacak? Yani zaten onun için yani iç cephenin peki, bu parsalı bulutlu peki, olması yüzünden oluyor bu işler. Fatih Portakal'ın PKK'ya teşekkür etmemiz lazım yayınını izletse ne olacak? Bak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na bir gazeteci, ben yine gazeteci yani orada akredite olmuş gelmiş bir gazeteci işte efendim sorduğu soru biliyorsunuz Türkiye'nin demokrasisinin iyi olup olmadığı verelim onu, verelim, şey, izleyelim. Heh yani mesela Ömer, bunun kaynağı neresi diye bakınca buluyorsun. Kaynağı neresi? Bu muhabirin hiç Erdoğan'a yok. Sorusuyla tabii, ilgili veteriyi. Tabii ki yani. Verelim tabii onu. Freedom House muhabirine verdiği sorunun veterisi olacak istemiştim. Diyor ki muhabir izleyelim onu gelene kadar bir şey söyleyeyim. Şimdi bu muhalefet liderlerine söylüyoruz ama başka bir şey var. Bu Diyarbakır'ın anıları. Bir tane film yok. Bir tane kitap yok. Nerede bu ülkenin edebiyatçısı, sinemacısı, sanatçısı değil mi? Bir beste yok. Değil mi? Bir tane çok ünlü piyanistimiz var mesela. Şimdi her işe maydana. Şeyi söyleyelim. Mesela 15 Temmuz'un filmleri yok. İşte bu, yarın galası var başlıyor. İnşallah bir hafta boyunca yayınlanacak. Şöyle. Evet. Çok zayıf bu konuda. Evet. Verelim. Thank you, Mr. President, for taking my question. The NATO Charter sets out a commitment to safeguard freedom. NATO sözleşmesi halkların özgürlüğünü, demokrasi, şahsi özgürlükler ve hukuk üstünlüğünden bahseder. Türkiye gazetecilerin özgürlüklerine kısıtlanması konusunda kötü bir sicile sahip. 15 Temmuz'dan sonra büyük sayıda, çok sayıda gazeteci hapse atıldı. NATO'da yeri var mı Türkiye'nin? Bunu diyen kim? Sen. Are you asking where I'm from? Nereden geldiğimi mi, nereli olduğumu mu soruyorsunuz efendim? Freedom House, Amnesty International, Freedom House önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında daha kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Kaçırılan evlatlarını bekliyor. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler, bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyorlar? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük, benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Ve bu anlayışla eğer bunu sürdürürsek netice alabiliriz. Ama bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşında kız çocuklar dağlara kaçırılıyor ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırılıyor. Acaba bunları biliyor musunuz? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti? Hiç. That is what aboutery with respect, Mr. President. What about the journalists you've jailed? What about the civil rights activists you've jailed? The human rights lawyers that you have jailed? Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir
cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir bunlardan cezaevlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece bir dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız. Şimdi Erdoğan ne zaman nereye gitse işte bu tipler çıkar, propaganda gibi sorular sorar. Erdoğan da her seferinde bu soruları pasa çevirir. Her seferinde yine bir benzerini gördük. Propaganda gibi sorular. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu hanım gazeteci değil. Bu hanım Freedom House denen bir sivil, sözde sivil toplum örgütü, Amerikan sivil toplum örgütü. Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü de ona ait. Bu iki örgütün temsilcisi. Bunlar NATO tarafından, NATO'ya akredite sivil toplum örgütleri ve bu toplantılara katılıp soru sorabiliyorlar. Dünyanın her yerinde Amerikan çıkarları için çalışıyorlar. Bunu biliyoruz. Sicilleri belli. Yani öyle Uluslararası Af Örgütü falan dediğine bakmayın. Amerika'nın derdi neyse oraya giderler. Peki şu soruyu soralım. NATO'da neden Türkiye'nin bir sivil toplum örgütü yok? Bizim de çatır çatır Diyarbakır analarını Biden'a soracak bir sivil toplum örgütümüz niye orada yok? Niye yok biliyor musun? Çünkü Amerikan teşkilatı. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı deplasmanda. O golü deplasmanda atıyor yani. O zaman iki yazarız. Tabii öyle zaten. Öyle. Ve üstelik öyle enteresan bir şey var ki. Tam da muhatabı denk geliyor yani. Tam da muhatabı. Bakın bir basın mensubu olsa bunlar havaya gider. Tam muhatabı. Bu işin elebaşı yani. Hanımefendiyi söylemiyorum. Yani örgüt elebaşı. Örgüt. Yani bu işin elebaşı. Ve tam da muhatabı denk hanımefendiyi geliyor. Hanımefendiyi de söyle. Boşun, o da onun temsilcisi. Boşun, boşun orada değil yani. Buna şunu da ekleseniz daha güzel olacak. Bu yanlış bilgiyi kimden alıyor? Sorusunu da peşine düşmekle. Amnesty International'ı kimden alacak? Aldığı yer FETÖ. FETÖ'den alıyor. Hatta FETÖ'nün hangi yayından aldığını da söyleyeyim ben. Neden? Hayır, sadece FETÖ dedi ki yani CHP'de her fırsatta çıkıyor ve Türkiye'de gazeteciler tutuklu. Kim tutuklu? Kim tutuklu? Bütün bu bilgileri bir numaralı yayın organı bu Nordic Monitor'dur. İsveç'te yayın yapıyor. FETÖ'cülerin yayın organı. Zaman zaman bizden de bahsediyor. Yani, bizden de Yunanlar da bahsediyor. Onlar da bahsediyor. Yani bizden tabii bir düşman olarak bahsediyor. Bizim açımızdan onur vesilesi bu yani. O FETÖ'nün bize düşman olması iyi bir şey. Bu Nordic Monitor birkaç tane Amerika'da yayın organı. Amerika'da kendi yayın organları yok. Amerikan basını zaten FETÖ için çalışıyor. Özel ihtiyaçları yok yani. Bu bilgiler de oradan gidiyor. Ömer, bir veterimiz daha var. Dış basında nasıl karşılık bulduğuya ilişkin. Onu da bir görelim. Analiz haberi. Türkiye, Madrid'de diplomasi zaferine imza attı. Wall Street Journal, Türkiye'nin başarısını manşete taşıdı. Anlaşma Erdoğan'a zafer kazandırdı, Türkiye istediğini aldı yorumu yapıldı. Amerikan basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı. Haberde İsveç ve Finlandiya'nın terörist gruplara verilen desteği sona erdirmeyi ve Türkiye'ye silah satışlarına yönelik kısıtlamaları durdurmayı kabul ettiği vurgulandı. Yaşananlara ilişkin, anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı denildi. Erdoğan'ın tüm talepleri yerine getirildi ve aylarca sürebilecek bir anlaşmazlığı sona erdirdiği ifadeleri kullanıldı. Gazete Helsinki ve Stockholm'un PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son verme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı. Türkiye'ye yönelik silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümetinin tüm taleplerinin karşılandığına dikkat çekildi. Wall Street Journal ayrıca toplantı başladığında beklentilerin düşük olduğunu, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının kesin olmadığının altını çizdi. Türkiye istediğini aldı notuna yer verildi. Şimdi ben son soru şu. Bugünden itibaren, dünden itibaren, yarından itibaren İsveç'te neler olur? Kısaca aktarayım. Sen İsveç'i iyi bilirsin diye. Kakabaya bu şey yani İranlı milletvekili, İran asıllı İsveçli milletvekili, bağımsız. Onun açıklamalarına bakmadım yani bu süreçte. Yani sert açıklamalar yaptı. Şöyle söyledi. Sosyal demokratlar, tırnak içinde ben onu ifade edeyim, Kürtleri sattı. Dedi. Bir de şunu söyledi. Sözlerinde durmadılar. Bize verdikleri söz, bana verdikleri söz açıktı.
Ve şu an attıkları imza bu sözün tam zıttını gösteriyor. Ki bu doğru. Çünkü verdikleri söz PKK uzantısı YPG'ye destek verme sözüydü. Kakabave'ye verdikleri söz. Ama şimdi diyorlar ki vermeyeceğiz diyorlar. Yani Erdoğan'a verdikleri söz bir önceki sözü batıl kılıyor. Bundan dolayı da bir gen soru istedi. Dışişleri Bakanı hakkında, hükümet evet. hakkında değil, bakan hakkında. İmza topluyordu en son. 35 milletvekiline ihtiyacı var. Gen sorunun şey olması için, gündeme gelmesi için. Çevreci Parti, Yeşiller Partisi, Milyo Partiyet, 27 milletvekiliyle hükümete dışarıdan destek verenlerden biri. Onlar olumlu sinyal yakar gibiler. Bir de Sol Parti var. Sol Parti'nin de Çevreci Parti'nin 17-18, Sol Parti'nin 27 milletvekili var. Venstre Partiyet. Sol Parti'de dedi ki Genel Başkanı Sol Parti'nin, biz dedi desteklemiyoruz ve acil toplantıya çağırıyoruz şeyi, meclisi dedi. Yani şu anda epeyce bir toz duman durumunda İsveç. Hükümet düşecek orada ya, öyle görünüyor. Yani şöyle, hükümetin düşme ihtimali var. Şöyle, tek başına Kakabay'a düşüremez hükümeti. Fakat Yeşiller ve Sol Parti dahil olursa, çünkü zaten bu bir sosyal demokrat hükümettir. 100 milletvekili vardır. Güven oyu için 175 milletvekili gerekiyor. 75 milletvekili dışarıdan destek veriyor sosyal demokrat azınlık hükümete. Hükümeti. Azınlık hükümetidir. Dışarıdan destek veren aktörlerde bir, Milyo, bu Yeşiller Partisi, 2 Sol Parti, 3 bu bağımsız olan Kakabay. Bu 3 şey unsur destek veriyor. Şu anda 3'ü de huzursuz ve ayağa kalkmış durumda. Kulislerde şu konuşuluyor. Sosyal demokrat hükümet arka planda Yeşillere, Sol Parti'ye bir şeyler verecek. Yani bazı fedakarlıklarda bulunacak ve onları tutmaya çalışacak deniyor. Ama İsveç böyle kurumsal yapısı çok oturmuş bir yerdir. Yani o anlamda da olumlu bir şey söyleyelim İsveç'le ilgili. Yani kurumsallığı çok oturmuş olduğu için kolay kolay da siyasette bir şeyleri feda edemezsiniz. Kurallar çok belli çünkü. Yani hareket alanı çok dar sosyal demokratların. Dolayısıyla bir ihtimal hükümet düşebilir. Düşmese bile bir hükümet krizi şu anda İsveç'te aktif. Şöyle söyleyeyim. Mesela Aftonbladet gibi büyük gazeteler, bunlarda siyaset haberleri böyle 10. 20. sırada falan çıkar. İsveç'in siyasette bir işi yoktur ki zaten. Böyle işte dama kedi çıktı, bir yerde yangın oldu, tren devrildi. İşte artist bir yere gitmiş, pizza yemiş. Bunları anlatırlar. Yani İsveç basını bunu yazar. Fakat İsveç basını 3-4 gündür ilk 4-5 haber hep siyaset haberi, hep NATO haberi. Yani gündem çok ısındı orada. Bir yandan da mesela bugün bir grup avukat açıklama yaptı hükümetin tavrını kınayan. Gene bazı işte aktivistler falan açıklamalar yapıp hükümetin tavrını kınıyor. Yani İsveç'te kazan kaynıyor. Finlandiya bu işi kolay atlatır bence. Finlandiya'da çok büyük bir krize yol açmaz. Çünkü küçük bir ülke ve konsolide bu açıdan. Ama İsveç'te şunu atlamamız lazım. Daha önce bir konuşmuştuk. İsveç'in PKK ile ilişkisi konjonktürel bir şey değil. İsveç'in devlet politikası. Yani şimdi İsveç bütün devlet politikasını değiştirmek zorunda. Nasıl değiştirecek? Bakacağız yani. Değiştirebilecek mi? Ben onun için şu tahminde bulunuyorum. Zor. İsveç'in değiştirmeyi. Fakat bir anda İsveç'in devlet politikasını değiştirmesi için çaba sarf eden gruplar da var. Onu da atlamayalım. Yani İsveç içinde de ya biz yanlış yapıyoruz. Bizim için PKK, PYD ya da dünyanın bir yerinde elinde silahlı bir örgüt değil. İsveç'in menfaatleri önemlidir diyenler var. Nitekim bu aşırı sağcı parti vardır şeyler. İsveç demokratları. Onlar bu çizgide. Bir de İsveç İstihbarat Servisi SEPO. Yani bizim MIT'e denk geliyor. SEPO zaten bugüne kadar bazı PKK'lıları Türkiye'ye iade etti. Zaten etmişti. Çünkü İsveç mevzuatı şuna imkan veriyor. Gizli polis, istihbarat servisi bir kişiyi İsveç'in menfaatlerine zarar verecek bir kişi olarak nitelerse onu sınır dışı etme ve iade etme şeyi var. Yetkisi var. Bunun için de çok tepki vardı. İsveç basınında şu anda trajedi hikayeleri anlatılıyor. İşte bizi cani Erdoğan'a mı vereceksiniz, diktatör Erdoğan'a mı teslim edeceksiniz diye bazı insanlar konuşuyor. İsveç'teki manzara şu anda budur. Yani haberleri geçmiş olalım orada ama şunu gördü İsveç'te. İsveç'te şöyle bir durum da var. Ya bu Türkiye bayağı güçlü bir ülkeymiş. Bizi epeyce salladı gibi bir şey de var yani. Öyle bir durum da var. Zaman içinde göreceğiz ne olacağını yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Geldik yayınımızın sonuna ama şuna hazırlıklı olacağız herhalde anladığım kadarıyla Türkiye içinde de. Şimdi bir hava esti. Türk insanı, Türk milleti gururlandı bu tablodan.
O zaman gündemin bir an önce değiştirilmesi lazım. Bu gece muhalefet partilerinin, trollerinin, genel merkezlerinin, bilmem işte ajansının falan birkaç gün uyku tutmayacak, gündemi değiştirme çabası için bir şey yapacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Gafar Ekinci'ye teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk teşekkür ediyorum. Sen yorgun argın geldin zaten. Bir de şimdi kafamıza matkap. Matkap evet. Basıyorlar onunla ilgileniyor. Evet. Herkese iyi geceler efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.